Merhaba değerli izleyenler, Odak Noktası'na hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 97. yaşını kutladığımız bu özel günde karşınızdayız ve tabii bugün Cumhuriyetimizi konuşacağız. Cumhuriyetin bugünkü yansımalarını konuşacağız, bugünkü tehditleri konuşacağız ve tabii ihtiyaçları konuşacağız. Yine iç siyasette kritik başlıklar var, önemli başlıklar var haftadan bu yana bugüne yansıyan. Bunları da değerlendireceğiz. Değerli konuklarımızla birlikte kimler bu akşam Odak Noktası'nda? Sayın Mustafa Albayrak, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz Sayın Albayrak. Hoş bulduk Sayın Adalı. Doktor Sayın Dursun Çiçek, eski CHP milletvekili Skype hattımızda karşımızda olacak. Hoş geldiniz Sayın Çiçek. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Çok teşekkürler. Sayın Dilara Tanbova, DSP Genel Başkan Yardımcısı. Siz hoş geldiniz Sayın Tanbova. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Cem Dikmen, Vatan Partisi MYK üyesi, aynı zamanda İstanbul İl Başkanı. Siz de hoş geldiniz Sayın Dikmen. Hoş bulduk. Hepimize iyi bayramlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sayın Tanbova, sizle başlayalım. Önce kadınlar diyelim. Cumhuriyetin 97. yaşını kutluyoruz. Bugünkü duygu düşüncelerinizi alalım 97. yılda. Ve tabii bugünkü ihtiyaçlar noktasına da bir girmiş olalım. Yani Türkiye'nin bugün ihtiyaçları, yaşadığı durum, tehditler. Bunları biraz konuşalım istiyoruz. Onun ardından da iç siyaseti tartışacağız tabii. Buyurun, siz dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde ulusal kanal izleyicilerimizin, değerli katılımcılarımızın ve tabii Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Daha nice 97 yüzyıllara diyelim. Evet, Cumhuriyetimiz kutlu olsun ama hangi Cumhuriyet diye de bir sormak lazım. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet anlam itibariyle yönetim şeklidir. Ve bu hangi cumhuriyet sorusuna verilecek cevap da hem kişiler, hem gruplar, hem partileri cumhuriyeti yaşatmak amacındaki samimiyeti ve Atatürk ilkelerine bağlılığını da tabii göstermiş olacaktır. Bunun göstergesi olması açısından da çok önemlidir. Çünkü bildiğiniz gibi cumhuriyet, İslam cumhuriyeti olabilir, halk cumhuriyeti, sosyalist cumhuriyeti olabilir ama bizim kurucu değerlerimiz, özellikle büyük önder Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyet ilkesi ve laiklik temeli üzerine yerleştirildiği cumhuriyet bizim için vazgeçilmez olan budur. Ve esasında son günlerde sürekli konuştuğumuz ve ülkemizin meka sorunu üzerinden tartıştığımız hem bölgesel sorunlarımız hem de iş dinamiklerimizden kaynaklanan sorunların esasında laikliği çok iyi anlayamadığımız, kavrayamadığımız ve bazı kesimlerin içselleştirememesinden kaynaklı ve bunu içselleştirebilseydik laiklik ve demokratik rejimi neticede biliyorsunuz 15 Temmuz FETÖ darbesi ya da bu tür girişimlerin olması mümkün olmazdı. Bunların da önüne geçilirdi. Dolayısıyla bir cumhuriyet kadını olarak esasında ben bu tür ayrımcılığa pek inanmayan birisiyim ve bunu çok da benimsemeyen birisiyim. Pozitif olsa ayrımcılığın her türlüsüne karşıyım ama neticede Atatürk Türk kadınla biliyorsunuz Avrupa'nın şimdi pek çok bize göre gelişmiş ülkesinden daha önce seçme ve seçme hakkı ve medeni kanunun kabul edilmesi ve bununla beraber gelişen çok önemli haklar ve fırsatlar tanımıştır. Dolayısıyla biz de cumhuriyet değerleriyle yetişmiş insanlar olarak bugün sizlerin karşısında olabiliyorsak, belli konularda belli iddialarımız olabiliyorsa, ben kendi adıma bireysel olarak bir siyasi partinin en üst kurulunda görev yapabilecek bir pozisyona gelebildiysem, bu tabii ki laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti felsefesi ve Atatürk'ün bize sağladığı imkanlara borçluyum. Dolayısıyla belki de kadınlar adına çift teşekkür borçluyuz kurucu liderimize ve tabii onunla birlikte bize bu günleri Cumhuriyet'i armağan eden silah arkadaşlarına ve kurucu geçmişteki değerlerimize. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizi yaşatmak tabii ki her Türk vatandaşı, her Türk bireyi gibi hepimizin vazifesi ama bunu laik ve demokratik rejim ilkeleri ve temelinde içselleştirerek ve ülkemizi geleceğe daha net, daha pozitif, çağdaş ve ileri ülkeler seviyesinde taşıyabileceğimize inanıyorum. Tekrar Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Daha konuları tabii ki fırsat verdiğimizde açarız.
Yani kısa bir değerlendirme daha sizden rica edeceğim. Şimdi bir soru da öncesinde tabii soracağım. Bugünkü mesela kutlamaları, örneğin bugünkü kutlamaları ele alalım. İşte oldukça güçlü mesajlar verildi, tehditlere dikkat çekildi ve devletle, milletle coşkulu bir kutlama gördük. Yani bugünkü kutlama ilişkin de belki birkaç not söylersiniz diye düşünüyorum. Ya, bunlar tabii çok önemli. Bayramlarımızın kutlanması ve milli tek ses olarak birlik mesajı vermemiz çok önemli. Ama bunları hani sadece kutlamalar nezdinde bırakmamamız gerekir diye düşünüyorum. Neticede az önce söylediğim gibi bunu devlet üretiminde çok içselleştirebilmiş bir pozisyonda olsaydık geriye dönüp çok yakın geçmişimize yaşadığımız talihsizlikleri yaşamazdık diye düşünüyorum. Bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Tabii ki bugün kutlamalar, verilen güç mesajlar, birlik mesajları önemlidir. Zaten bu ülkenin birliğine bekasına kastedilecek durumda hepimiz mutlaka aynı gür sesi çıkaracağız. Ama neticede durumları o hale getirmemek önemli. Kurucu değerlerimizle bu ülkenin temel rejimi ve felsefesiyle ters düşmeden bunu salt bayramlarda bir bayram coşkusu olarak değil de hayatımızın her alanına yayarak sürdürürsek daha makul ve bizim için daha sabit bir durum olur diye düşünüyorum millet olarak. Evet. Tekrar size döneceğiz Sayın Tambova. Şimdi Sayın Çiçek sizle devam edelim. Bu 97 yaşındaki Cumhuriyet'le yine bugünkü değerlendirmelerinizi aldım. Yine kutlamalarla ilgili işte Sayın Tambova'nın vurguları oldu. İşte devletin verdiği mesajlar var. Yani kutlamalarda sorun yani ben kendi adıma en azından görmedim. Türkiye işte gayet de çağdaş, modern ve işte yine tehditleri de gören birlik vurguları yapılan devletin en üst kademesinden vatandaşa kadar böyle bir havada kutlama gördüm. Sizin bu konudaki yorumunuzu da dinlemek isteriz Sayın Çiçek. Öncelikle katılımcıların ve bizi izleyen Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Tabii bir salgın sürecindeyiz. Onun mutlaka kutlamalara yansıdığını, kutlamalardaki coşkuyu olumsuz yönde etkilediğini başlangıçta belirtmem lazım. Ancak Ankara'daki daha coşkun olmayan kutlamaların yerele indikçe, mahalleye, sokağa indikçe çok daha coşkulu olduğunu İstanbul'dan söyleyebilirim. Tabii bu konuda en büyük engel de salgın hastalığı. Bunu atlattığımızda eski coşkulu Cumhuriyet Bayramlarını tören alanlarında kutlamaya yine devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet bizi işte padişahın kulu olmaktan veya değersiz bir kişi olmaktan seçilme hakkı olan eşit vatandaş haline getiren bir rejimdir, bir yönetim sistemidir. Tabii bunu da en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına, milli mücadeleyi zafere taşıyan şehitlerimize, gazilerimize, atalarımıza borçluyuz. Onlara teşekkürüz, onları da rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Şimdi Sayın Dilara Hanım da vurguladı. Yani Cumhuriyet demek öncelikle kadın demek yani. Kadının insan sayıldığı, kadının birey sayıldığı, vatandaş sayıldığı bir rejim demektir. Cumhuriyet tabii devlet karşısında vatandaşın eşit olduğu, inancına, tabiatına, değerlerine bakılmaksızın eşitlik demektir. Tabii sonradan gelişmeye başlayan demokrasi demektir ki bunu daha da geliştirmemiz ve taçlandırmamız lazım. Cumhuriyet tabii kurumlar rejidir. Özellikle yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olduğunu, birbirini dengelediği ve adil bir hukuk sisteminin yönetimde hakim olduğu bir rejim demektir. Tabii bunların hepsini tam gerçekleştirdik mi? Çok büyük adımlar attık. Çünkü çevremize baktığımızda, bölgeye baktığımızda en çağdaş, en gelişmiş okuryazar oranı, diğer alanlarda, teknolojik alanda en çağdaş ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyorsak, bu seviyeye gelmişsek mutlaka bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Kurucu değerlerin çağdaş ilkelere dayanmasına borçluyuz. En hakiki yol gösterici ilimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Tabii öz eleştiri yapacağız. Dış tehditler var. İçeride yıllarca mücadele ettiğimiz terör tehditleri var. Bu tabii emperyalizmin
maşası olarak kullandığı değişik isimlerle karşımıza çıkan yıllardır bizim kaynaklarımızı sömüren, heba etmemize neden olan terör tehdidi var, en büyük tehdit. Ancak iç cephe dış cepheden daha önemli. Bunu Azerbaycan'da da görüyoruz. Azerbaycan'daki iç cephedeki güç cephede dövüş eden, kavga eden, savaşan askerlerine büyük bir güç veriyor. O açıdan bizim de dünyanın her tarafında Mehmetçiklerimiz var, askerlerimiz var. Biz iç cephede özellikle milli konularda tek ses olursak, Cumhuriyet'in kazanımlarını güç birliği içerisinde kullanırsak, dış cephede de güçlü olmamız mümkün olacaktır. İç cephede zayıf olan hiçbir ülke dış cephede güçlü olamaz. Tabii iç cephede güçlü olmayı da herkesin seçimle demokratik ortamda yöneticisini seçtiği, arkasında durduğu siyasi partilerle, demokratik hayatlarla, demokratik bir yaşamla oluşturduğu yönetime borçluyuz. Bu konuda hiçbir tereddüt olmamalı, tereddüt yaratmaya yönelik girişimler olmamalı. Tabii ileriki safhalarda konuşacağız. Mesela şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemi parlamenter sisteme göre aslında yönetimde istikrar adına olumlu ama temsilde adalet, demokrasi adına bir takım iyileştirmeler yapılması gereken konular. Bu safhada Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak içte ve dışarıda birlik ve bütünlük içerisinde bütün sorunlara çözüm bulacağımızı, çözeceğimizi vurgulayarak bitirmek istiyorum. Tekrar konuklara, izleyicilere sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Çiçek sözlerini tamamlamıştı. Tabii Cumhuriyet'i konuşuyoruz. Yine Cumhuriyet'te bugün 97 yaşındaki Cumhuriyet'e yönelik tehditleri ve ihtiyaçları konuşuyor. Biraz daha açarak sohbetimizi devam edeceğiz. Sayın Albayrak, siz de devam edelim bu aşamada. Şimdi genel olarak bir Cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani Cumhuriyet'in yönetim sistemi olarak Türkiye'de işte 97 yaşında bir kutlanıyor. Bugün de kutluyoruz. Genel olarak tehditlere, hani böyle biraz da ihtiyaçlara, iç cephe vurguları çok yapıldı. İki değerli konuğumuz da iç cephe vurgusu yaptı. Ve tabii bazı işte ne diyelim soru işaretleri de var denildi. Bu soru işaretlerini zaten siz de dinlediniz. Siz nasıl bakıyorsunuz bugün 97 yaşında Cumhuriyet'e ve tabii Cumhuriyet'in yarattığı değerler, bugünkü kutlama, yine tehditler noktasında da devam edeceğiz tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi tüm ulusal kanal izleyicilerimize ve canlı radyolarından bizi dinleyen ulusal radyo dinleyenlerimizi ve stüdyoya gelmeyip Skype'la katılan değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Komutanım, bugün beni yalnız bıraktınız. Sayın Çiçek. Evet, hep oradaydık. Evet. İstanbul'da korona çok artmış. Onun için biraz daha dikkat etmemiz lazım. Daha tedbirli olmuş olduk. Biz de Deniz Bey'den böyle mesafeli 5 metre gerekirse maske takarız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün önceki gece idrak ettiğimiz yine Mevlid-i Nebevi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü tekrar buradan tüm izleyicilerimizin, tüm Ulusal Kanal izleyicilerin tebrik ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi en güzel şekilde anan ve yapılan bu Fransa'da özellikle Macron liderliğinde yapılan alçakça saldırılara karşı da gerektiği gibi cevap veren başta Öncü Gençlik, Öncü Kadın ve Vatan Partisi Gençlik Kolları olmak üzere yine burada muhteşem bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müdafası yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'i de burada selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Üçüncüsü, bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünün yine Büyük Türk Milleti ve Devleti için önümüzdeki ikinci yüzyıla gireceğimiz bu günlerde 3 yıl kaldı. İnşallah 100. yılı idrak etmeye. Hayırlar getirmesini, Türk Milleti'nin bahtının açık olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi evet, benden önceki konuşmacılarımız da çok değerli fikirler söylediler. Şimdi Cumhuriyeti öncelikle kuran ve kurulması için daha önce istiklal mücadelesi veren başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ve tüm silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım.
gerçekten 16. Türk Devleti olan Osmanlı Devleti'nin yıkılıp Türk milletinin üzerinde kara bulutlar dolaşırken 19 Mayıs 1919'dan itibaren yapmış olduğu mücadeleyle Türk milletinin üstündeki kara bulutları dağıtan Atatürk ve silah arkadaşlarının 17. Bağımsız Müstakil Türk Devleti'nin varlığındaki payları inkar edilemez. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kurucu birinci meclisimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Şimdi Cumhuriyet kurulalı 97 sene oldu ama maalesef üzerindeki tartışmalar suni olarak devam ediyor. Gerçekte Türk milleti Cumhuriyeti özü itibariyle içine sindirmiştir. Cumhuriyetin milletimiz açısından herhangi bir tartışması, bir şüphe içerisinde olması diye bir mevzu yoktur. Devletimiz yöneticilerinde de aynı şekildedir. Zaten devleti oluşturan milletin ögeleridir. Milleti bir yoğurt olarak düşünürsek üstündeki kaymaktır veya peyniridir, yağıdır. Şimdi millet nasıl düşünüyorsa yöneticilere bu yansır. Milletimizin cumhuriyetin cumhuriyette herhangi bir alıp veremediği yoktur. Cumhuriyetin uygulanış biçimiyle alakalı bundan önceki 10 yıllarda konjonktürel olarak yapılan hatalar varsa bu cumhuriyetin değil siyasetçilerin hatalarıdır. Ve bunlar zaman içerisinde gelişerek günümüze kadar gelmiş ve en az eksiklikten devam etmektedir. Tabii ki varsa başka eksiklikler yine Büyük Millet Meclisimiz kendi içerisinde değerlendirir. Varsa düzeltilmesi gereken, yeni çıkarılması gereken yasalar çıkar ama Türk milleti özü itibariyle zaten cumhuriyeti benimsemiş bir millettir. Cumhuriyetin tartışılması diye bir mevzu da yoktur yani. Türkiye'de cumhuriyeti tartışan kimse de yoktur. Ne demokrasiyi ne cumhuriyeti. Burada cumhuriyetin uygulanış biçiminde. Şimdi lafla cumhuriyet geldiği zaman insanların içine sinmiyor. Mesela bugün birçok dünyanın ülkesinde ismi cumhuriyet olan ama halkla bir alakası olmayan devletler var. Ama ismi cumhuriyet olmayan fakat çok sesliye yer veren işte Büyük Britanya gibi krallığı diyoruz. Bakın Büyük Britanya krallığı, İsveç krallığı, İspanya krallığı, Hollanda krallığı, Belçika krallığı. Bunlar hepsi monarşinin yönetilen ülkeler ama aynı zamanda da demokrasiyi içlerine sindirmiş ülkeler. Yani kurduğunuz rejimin ismini cumhuriyet olması veya krallık olması, mutlakiyet veya monarşi rejimi olmasından ziyade bu rejimin içini doldurup halkınıza karşı adaletle tatbik etmeniz önemlidir. Şimdi bizim 100 sene sonra attan inip eşeğe binecek halimiz yok. Türkiye'de hiç kimse ne padişahlığa geri dönülsün der şu anda ne meşrutiyete geri dönülsün der. Yani mutlakiyette, monarşide cumhuriyetin yanında tabiri caizse geride kalmış sistemlerdir. O sistemler kendi şartları içerisinde ülkemizde uygulanmış ve 3 kıtada hakimiyet sürdüğümüz başarılı yönetimler icra etmiş sistemlerdir. Ama cumhuriyet en ideal, milletin katılımına en müsait yönetim şeklidir. Cumhuriyet bayramının da kutlanması bu açıdan sembolik ve önemlidir. AK Parti iktidara geldiği günden beri maalesef siyasi gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri sanki AK Parti'nin Cumhuriyet'le bir derdi varmış gibi polemikler açtılar. Halbuki ben inanıyorum ki ben şahsen 1973'ten bu yana ben 67 doğumluyum. İlkokul böyle 73'te başlamıştım ve bugün bu Cumhuriyet kutlamaları esnasında çalan marşlardan bir tanesi de 50. yıl marşıydı. Ben ilk defa 1973 yılının Eylül ayında okula başladığımda 50. yıl marşını orada dinlemiştim. Yani çocukluğuma indim. Bu marşlardan hepimiz büyüdük. Yani Cumhuriyet marşlarından ben ne millette ne devlet yönetiminde Cumhuriyet'te bir problemi olduğunu düşünmüyorum ama siyasi gerekçelerle siyasi rakibini ama yani şöyle Cumhuriyet'e karşı açıklamalar yani birkaç isim verebilirim. Abdullah Gül mesela milli bayramlarda hastalanmasıyla ünlüydü. Ama Sayın Abdullah Gül'ün tamam ben de şu anda siyasi olarak farklı karşı ama o dönem bunlar dikkat çeken eylemler olarak yorumlandı. Ya bunlar tartışmaya açık hareketler gibi yorumlanmıyor mu sizce? Ya bu şöyle sanki hep milli bayramlarda mesela rahatsızlanması.
Yani devamlı... Bugün mesela rahatsız değil atıyorum. Bugün biraz şimdi tam mesajlar yayınlıyor şu anda. Bugün bir CHP'li Barış arkadaşın da tweet'i vardı. Yani sen istediğin kadar diyor, tweet at diyor. Biz diyor seni aday yapmayacağız diyor. Ya bunlar siyasi polemikler. Ben Sayın Abdullah Gül'ün de Cumhuriyet rejimine... O yüzden yani biraz içine... geçmişi değil de bugünü konuşalım da istiyorum. Yani bugün verilen mesaj, bugünkü tehditler, işte Türkiye'ye yönelik ihtiyaçlar, iş cephe vurguları. Örneğin şunu da bir soru olarak sorayım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Türkiye'de işte kontrolsüz batılılaşma, yanlış batılılaşma. Bu algı da mesela çok tartışılıyor. Ya da bu böyle bir algı mı yaratıldı? Böyle bir karşıtlık mı oluşturuldu? Gerçekten kontrolsüz bir batılılaşma mı var? Bunları da konuşmak gerekiyor yani bugün. Ya tabii ki şimdi 97 yılı değerlendirdiğimizde gerek Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün dönemindeki 15 senelik Cumhuriyet yönetimiyle ondan sonraki 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün zamanında 12 yıllık Cumhuriyet dönemi ve ondan sonraki 10 yıllık Demokrat dönemi, ondan sonraki 1960 ile 71 arası Adalet Partili dönemler ve askeri müdahalelerin 10 yılda bir geldiği dönemlerde Cumhuriyet'in tatbiki ve batılılaşmanın ve modernizmin, yani batılılaşma olarak değerlendirirsek, çünkü Atatürk'ün göstermiş olduğu hedef batılılaşma değildir. Çağdaş uygarlık seviyesidir. Çağdaş uygarlık seviyesi dendiği zaman hemen aklımıza bizim batılılaşma geliyor. Şimdi belki 100 sene önce çağdaş uygarlık denince akla batı gelebilir ama şu anda bunu herkes kabul ediyor. Doğu batıyı geçmiş durumda. Yani doğru teknolojik olarak, fen olarak, hani çağdaş uygarlık dediğimiz zaman nedir? En başta bilim ve teknoloji gelir aklımıza. Bilim ve teknolojide doğunun batıdan geri kalmasını bırakın, dünyanın ekseni doğuya doğru kaymaktadır. Burada olayı batılılaşma olarak değil, ileriye gitmek, modernleşmek ve muasırlaşmak olarak gördüğümüz zaman doğru olan neredeyse hani Hazreti Peygamberimizin bahsettiği ilim Çin'de dahi olsa gidin alınız diyor. Yani oradaki Çin o sırada belki Peygamberimizin bunu söylediği yere en uzak ülke olarak belki Çin'di. O zaman Amerika bilinmiyordu. Yani belki Amerika bilinse Amerika'ya gidin alın diyor. Yani ilim neredeyse fen, teknoloji, insanlığın faydasına olacak gelişmeler neredeyse oraya gidilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence daha önemli bir açıklaması oldu. Dedi ki bundan dedi 97 sene önce veya 100 sene önce, 1919'da 101 sene önce Yedidöve'le karşı dedi nasıl ki bağımsız mücadelesi verdik. Bugün de yine aynı mihraklar, yani o gün Sevr'i planlayanlar veya 103-105 sene önce Sykes-Picot'u planlayanlar bugün de etrafımızı bizim dört koldan kuşatmışlardır. Bugün Cumhuriyet'i kutlamak, yani lafla kutlamanın bir anlamı yok. Yani işte müzikle, tamam onlar da olsun. Hani kültürel faaliyetler tabii ki olacak. Onlar hayatın süsü evet. Ama asıl olan Cumhuriyet'i savunmak. Yani ortak geleceğimiz dedi. Geleceğimizi, bekamızı, devletimizin bekasını düşünmek. Türk milletinin istikbalini evet. Düşünmek. Sayın Dikmen'i bekletiyorum ama tamam. Araya gireceğim. Tabii yine açacağız bu tartışmayı. Bu daha ilerleyeceğiz. Sayın Dikmen, siz nasıl bakıyorsunuz bu söylenenlere? İşte 97. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin bugünkü anlamı ne? Bugünkü tehditler ne? İhtiyaçlarımız neler? İş cephe vurgusu yapılıyor yine. Yine Sayın Erdoğan'ın bir konuşmasını hatırlattık az önce. Kontrolsüz batırlaşma diye. Bu konulardaki sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Öncelikle bütün kutlarımıza ben de saygılar. Mustafa Bey, bugün cephettiğiniz için sizi yalnız bıraktık. Evet. Sonraki program. Sağlık Bakanı'nın ya. Tavsiyesine uyduk. Mesafeleri uzattık. Evet. Yok, gönüllerimiz bir mesafelerimiz evet, çok abi. Güzel. Ben Sayın Albay aslında yola çıkarak bir şey söyleyerek başlamak şimdi Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu zaman kulağının ağrımasının ana nedeni Atlantik'in yanında olmasıydı. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Atlantik'in yani emperyalizmin yanında yer alırsanız Cumhuriyet'in karşısında yer alırsınız. Eğer Atlantik'le, eğer emperyalizmle savaşırsanız o zaman Cumhuriyet'in yanında yer alırsınız, Cumhuriyet'e yaslanırsınız. Bu aslında bu ikilemle alakalıdır. Ama elbette ki Sayın Albayrak'ın şu söylemi doğrudur. Devletin Cumhuriyet'le sorunu olamaz, devletin millet devrimine yaslanmaktan başka bir çaresi de yok. Dolayısıyla Türk devleti, yöneticiler zaman zaman o hataları yapabilir fakat Türk devleti, Cumhuriyet devriminin, Cumhuriyet bayramının kararlılıkla savunması için her daim hazır olacak. Bundan adımız kadar emin. Cumhuriyet devrimi Sayın Adım, hiç bitmeyecek bir ışık. Yani yaşayan bir devrim. Cumhuriyet devrimi 97 yıl önce yaşanmış, bitmiş bir şey değildir. Cumhuriyet devrimi hala yaşar ve Türk milletinin deniz feneri olarak görevini sürdürmeye aslında devam eder.
Cumhuriyet devrimi aynı zamanda savaşan bir devrimdir. Sadece işte 97 yıl önce savaşmış bir devrim değil, hala savaşan bir devrimdir. Bizler her 10 Mayıs'ta yeniden Samsun'a çıkma kararlılığıyla Türk milleti olarak hareket ederiz. Biz her 23 Nisan'da yeniden olası bir sıkıntı yaşadığımızda yeniden devlet kurma iradesiyle ayağa kalkarız ve devletimize dört elle sarılırız ve her 29 Ekim'de bizler yeniden Cumhuriyet devrimimizin kazanımlarını hatırlar, özgür, eşit yurttaşlar olarak, başı dik yurttaşlar olarak nefes aldığımızı yeniden hatırlarız ve Cumhuriyet devrimimizi yaşatmak için yeniden savaş siperlerine atılırız. Çok şükür ki bundan 8-10 yıl kadar önce bayramlarımız yasaklanmaya çalışılırken bizler hep birlikte, Türk milleti hep birlikte bunu engellemişti ve bugün Türk devleti kendi bünyesindeki FETÖ, PKK gibi unsurlardan arındı ve şimdi Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Yani 8-10 yıl önce yasaklanmasının ana nedeni de Türk devletinin içerisinde barındırdığı virüslerdi. Nasıl bugün koronavirüs bir insana bulaştığında karantina altına alınıyor, bazı yaşamsal fonksiyonları sınırlanıyor. O gün de FETÖ virüsüyle Türk milleti, Türk devleti maalesef uğraşmak durumundaydı ve o bizim hareket kabiliyetimizi sınırlıyordu. Ama çok şükür şimdi FETÖ'den arındırılan Türkiye, PKK'ya göz açtırmayan Türkiye, Cumhuriyet devrimine, Cumhuriyet bayramına coşkuyla sarılıyor. Fakat şunun altını çizmekte fayda var. Cumhuriyet devrimini kutlamak, Cumhuriyet bayramını kutlamak, kuru kuruya işte bayraklar asmak, kuru kuruya Atatürk mesajları vermek, kuru kuruya Cumhuriyet bayramı mesajları vermek değildir. Cumhuriyet bayramını kutlamak, onu yaratan kuvveti yeniden hatırlamak ve o koşulları hatırlamak demektir. Bugünün tehditlerini önümüze koymak ve onlarla mücadele etmek demektir. Yani bizler işte sadece Cumhuriyeti seviyoruz, Cumhuriyeti yaşatacağız, izindeyiz, atam izindeyiz deyip de kenara çekilen insanlardan olmayacağız. Bizler Cumhuriyet devrimimizin bugün önünde duran bütün tehditlere karşı mücadele eden Türk milletinin fertleri olmalıyız. Vatan Partisi olarak biz bu kararlılıkla ilerliyoruz. Bugünün Cumhuriyet devrimi görevleri nelerdir bugünün dersek de... Cumhuriyet devrimini bir dakikalık aradan sonra alalım mı sizden? Reklama gitmem evet. Gerekiyor. Bir dakikalık kısa bir ara var değerli izleyenler. Sonra yeniden birlikteyiz. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Dikmen'de kalmıştık. Cumhuriyet'in bugünkü değerini, bugünkü anlamını. Buyurun Sayın Dikmen, sizden dinliyoruz. Deniz Bey, tam duyamadım. Özür diliyorum. Aradan önce Cumhuriyet'in bugünkü değerini, bugünkü anlamını anlatıyordunuz. Araya gitmek durumunda kalmıştık. Kaldığınız yerden yine devam edebilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani şunu söylemiştim. Cumhuriyet devrimini yaşatmak, yaşatma iradesi, kuru kuruya kutlama mesajları vermek değildir. Cumhuriyeti yaşatma iradesini sergilemek demek bugünün tehditlerini görmek, bugün devletimizin önünde duran tehditleri görmek ve onlara karşı siperde mevziyi almak demektir. Siperin ardından savaşan Türk devletini bozguna uğratmaya çalışmak cumhuriyetçilikle adlandırılamaz, Atatürkçülükle adlandırılamaz. O yüzden bugünün Cumhuriyet devrimi görevleri, Cumhuriyet bayramı görevleri aslında en başta mavi vatanda bir metreküp suyumuzu bile gasp ettirmemek demektir. PKK'ya, FETÖ'ye ve ağababalarına göz açtırmamak demektir. İşte bugün S-400'ler kullanıma girdi diye yaptırım tehditleri savuran ya da işte bombalar patlayabilir diye kendi vatandaşını uyardıktan 3 gün sonra Türk Devleti'nin başarılı operasyonu sayesinde kolay atlatılan İskenderun'da bombaları patlatma kararı veren devletlere karşı göz açtırmamak demektir aynı zamanda ve elbette ki ekonomik bağımsızlık ve kalkınma için üretim devrimini tamamlamak demektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını sağlamak demektir. Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine, toprak mücadelesine, ana vatanına, toprak mücadelesine destek vermek demektir vesaire. Yani bu görevleri çoğaltabiliriz ama özetle söylemek istediğim şey Türk gençliği, Türk milleti, Vatan Partisi bu görevleri coşkuyla karşılar, her 29 Ekim'de bu görevlerle yeniden kendini pekiştirir. İşte şimdi de yine 97. yılındayız ve 100. yılına doğru giderken bu görevleri hatırlıyoruz ve bu görevleri zaferlerle taçlandıracağımızdan da en ufak bir şüphe duymuyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu
Kontrolsüz batılılaşma ile ilgili belki eklemek istediğiniz bir notunuz varsa. Tam sesinizi alamadım. Kontrolsüz batılılaşma ile ilgili belki bir yorumunuz varsa onu da alabilir. Evet. Özür dilerim. Onunla ilgili yorumum şu, aslında çok doğru. Bu bir özentilik meselesi değildir. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında batılılaşma olarak tarif ediyor. Batılılaşma olarak tarif etmez zaten. Mustafa Bey de onu çok doğru söyledi. Aslında o muasır medeniyetlere ulaşmak anlamını taşır. Aslında bağımsız, başı dik, çağdaş, özgür bir Türk toplumu yaratmak için aslında örnek teşkil etmesi açısından söylenmiş bir sözdür. Ancak bugün Batı'nın hiçbir ilericiliği kalmamıştır. Hangi ilericilikten bahsedeceğiz mesela Batı açısından? İşte başka ülkelere terör ihraç eden bir Batı'nın ilerici olma imkanı var mıdır? Ya da işte başka ülkelerin kaynaklarını sömüren bir Batı'nın ilerici olma imkanı var mıdır? İşte göçmenlerin ayağına çelme takıp onları kayda almaya çalışan, sınırları kapatıp botlarını patlatıp onları denizlerde boğmaya çalışan bir Batı'nın ilericiliği var mıdır? İlericilik demek toplumu, insanlığı, insanlık birikimini ileriye götürmek demek, paylaşmak demektir. İnsanlık birikimini ileriye götürmek demek, kardeşçe insanlarla hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin birlikte yaşamak, birlikte paylaşmak, birlikte gelişmek demektir. Ve bugün bunu temsil eden sistem Atlantik sistemi değildir. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı aslında bugünkü konuşması önemli, fakat birkaç hafta önce yaptığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma çok çok daha büyük bir önem aslında atfediyordu. Önemli bir konuşmaydı. Tarihin sarkacının Asya'ya kaydığı yönündeki konuşma aslında çok çok hayati bir konuşmaydı. İşte o yüzden aslında Türk milleti, Türk toplumu ilericilik tanımını sadece belli kalıplara oturtmaz, oturtamaz. Aslında bu hepimiz açısından örnek alınması gereken bir durumdur. Dünyanın bugün yaşadığı koşullara baktığımızda da ilericilik, gericilik tanımlarını yeniden değerlendirmek gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Burada Batı medeniyetinin kendi yarattığı değerlerin altında kaldığı, giderek çürüdüğü, köhnediği ve yıkılmak üzere olduğu aşikardır. Vatan Partisi olarak biz çok uzun yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bu yıkılan, köhne, çürümüş, sahte özgürlükçü Batı bloğunun içerisinde yer almamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Asya'daki yerini hızla almaktadır ve gerçekten ilericilik de aslında insanlığı ilerletmeye çabalayan devletler ve toplumlar da o bloğun içerisinde yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti de bu bloğun, bu çeneğin aslında en önemli yıldızlarından birisidir. Bunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Evet. Sayın Tamboğa, siz de devam edelim. İç siyasete biraz tabii konuşmak gerekiyor. İş cephe vurgusu yaptık. İş cephede peki sizce ne oluyor? Yani bugün Türkiye'nin iş cephede ya da içeride yaşadığı, siyaseten yaşadığı en büyük sorun ne? Ve bu sorunları çözmek için hangi adımlar atılmalı? Yani siyasi aşamada düşündüğümüzde işte bir Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, farklı bir ittifak kurulma girişimleri var. Ve bunlar arasında sizce en büyük sorun ya da Türkiye'nin iş cephedeki en büyük sorun ne? Buyurun, sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben Sayın Albayrak'ın söylediklerine katılıyorum. Yani milletin elbette ki cumhuriyetle bir derdi yok. Zaten hani kendi adıma ben de öyle düşünüp bu yorumları yapmadım. Ama kendisi de orada böyle beni gülümseten bir ayrım yaptı. Devlet bunun kaymağıdır dedi. Hani başka türlü de anlaşılabilir. Tabii ben de onu espri olsun diye söylüyorum, ama esasında benim söylemek istediğim de aslında o ayrımı yaparak kendisi de benim vurgulamak istediğim noktayı söyledi. Elbette ki milletimizin cumhuriyetle bir sorunu yoktur. Ve biz bugün yaşadığımız bu en azından sosyal refah düzeyini, ki bilim ve teknolojinin bugün artık konum değiştirdiğini, yer değiştirdiğini söyledi, katılıyorum. Ama sadece bilim ve teknoloji yeterli değildir. İleri ve refah, çağdaş toplum olmak için toplumsal yaşamı da değerlendirmek lazım. Bunlar birbirinden ayrı düşünülecek şeyler değil. Benim de zaten vurguladığım milletimizin cumhuriyetle bir sorunu var mealinde değildi. Katılıyorum yorumculara. Esasında cumhuriyeti yorumlama şekli de cumhuriyete en çok
sahip çıkmaya çalışan kesimlerin de çok doğru yapabildiği bir eylem değildi. Onların da geliştirdiği eylem ve söylemler esasında çoğunlukla da insanları çok tatmin etmeyen, en azından bizi tatmin etmeyen söylemlerdi. Hatta bugün üzülerek takip ediyoruz. Atatürk kurduğu partide bile çok fazla Atatürk anılmadan bu tür bayramlarımız geçiştiriliyor. Esasında yine söylüyoruz, kurucu değerlerimiz ve kurucu liderimiz bellidir. Bizim atalarımız inkar edecek halimiz yok. Bunu yapan da zaten doğru yapmamıştır. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde uzun süreli bir yönetim aşamasından geçti ülkemiz. Ve bu yönetim sürecinde az önce önceki dönem Cumhurbaşkanımızdan örnek verildi. Cumhuriyet bayramlarında ya da bu tür resmi bayramlarda sık sık hastalanırdı diye. Şimdi bunları esasında çok fazla çoğaltılarak örnekleri ortaya koyabiliriz. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bu yönetim aralığının, yani uzun süreli bir yönetim aralığının ve kendilerine göre, kendilerine yakın hissettikleri bazı kesimlerle bürokraside geriye dönük yönetimlerde, yani alt kademelerde yönetimlerde bir ittifakları söz konusuydu. Ben esasında özellikle ona vurgu yapmak istedim. Laikliğin önemini burada çok iyi anladık diye ve değerli katılımcılar da ne demek istediğimi bence çok iyi anladılar. Biz içselleştiremedik derken biz kendimiz ya da milletimizi kastetmedim ama yönetime talip olan belli kesimlerde ve hali hazırda yönetimde olan belli bir kesimde bunun bir karşı taraf ve sizin de söylediğiniz gibi bir batılılaşma, batı ya da doğu diye bunun ayrımını yaptığınızda zaten bu bir ortak ses anlamı çıkarmıyor. Dolayısıyla da burada bir hem kavram kargaşası oluyor hem de cumhuriyet, hangi cumhuriyet derken de bunu söylemeye çalıştım. Neticede iç sorunlar dediğimiz, özellikle söylüyorum, bizim laiklikle, yani cumhuriyetin kurucu temeliyle bir sorunumuz olursa esas beka sorunumuz o zaman ortaya çıkar. Yine bunu bugünkü iktidarın kendine daha yakın bulduğu belli gruplarla bir işbirliği içinde olmasında ve bunun çok acı tecrübelerinin hem milletimize hem devletimize yaşatılmasından biliyoruz. Bundan ders almışlar mıdır? O konuda da çok emin değilim açıkçası. Bizim hem kamuoyundan hem çevremizden okuyup takip ettiğimiz olaylarda belki bu grupların yerini bir başka grupların alma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Bunlar tekrar bizim ülkemiz için ve devletimizin bekası için risk yaratabilir mi diye bir kaygımız var. Şimdi kötü örnek dediniz FETÖ'yü. Yani 15 Temmuz'u aslında kastediyorsunuz, evet. Ama bugün FETÖ'ye baktığımızda İYİ Parti ile anılan bir tablo içinde ama. Yani tam bu çelişki olmuyor mu sizin açınızda? Yani hükümet de diyorsunuz ama İYİ Parti bugün FETÖ depremi yaşıyor. Ya da ne diyelim işte Ümit Özdağ çıkıyor diyor ki İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü, evet, diyor. Yani böyle bir süreç de yok mu sizce? Ya da bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Size katılıyorum. Tabii ki herhalde bunları değerlendiririz diye düşünmüştüm. Ama soru sorulmuşken, evet, yeri gelmişken yani söyleyeyim. Özellikle bir soru da ortaya atarak ilerleyelim diye. Zaten söylemeye çalıştığım şey oydu. Yani belli bir hedef üzerinden siyasi yorum yapmıyoruz biz. Yani bize göre tek ölçüt doğru ve yanlış. Şimdi bazılarına göre ölçüt AK Parti ve diğerleri ama esasında bu da yanlış. Yani ülkemizde bugün hiçbir sorunun sağlıklı olarak tartışılamıyor olması bu iki kutuplu siyasi ya da toplumsal ayrışmadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu FETÖ tehdidi mutlaka ki size katılıyorum. Yani bugün bir başka partilerle, sadece İYİ Parti ile değil başka partilerle de anıldığını biliyoruz. Hani bir de bir realite var. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da sahiplendiği için ne istediğinizde vermedik söyleminden hareketle yine söylüyorum. Yani burada belli bir hedefi suçlamaktansa sorunu tespit edip ona göre çözümü sağlamamız lazım hep birlikte. Özellikle örnek verdim. Yani Atatürk'ün kurduğu partide bile Atatürk'ün isminin anılmadığı
olmaması. Bu da esasında baktığımız zaman yine bizim hem iç sorunumuz hem de beka sorunumuz anlamına gelir. Çünkü biz kurucu değerlerimizi ters düşersek hem yönetimsel anlamda muhalefette olur, iktidarda olur. Neticede bunun bize getirisi hiç fayda olmaz, bilakis zarar olur. İyi Parti ile ilgili hakikaten söylenecek çok söz var esasında diğer partilerle ilgili de. Neticede sözlerinize katılıyorum. Ben kimsenin FETÖ'cü olup olmadığını beyan edebilecek bilgiye sahip değilim. Hem hukuki olmaz hem etik olmaz. Ama şimdi bunu bizzat İyi Parti'nin kurucu milletvekili söyleyince hepimiz tabii dikkat kesildik. Yani burada ne oluyor diye. Öncesinde de zaten bu tür söylemler, suçlamalar yapılmıştı daha kuruluşundan itibaren biliyorsunuz. Biz de bu olayları dikkatli takip ettik. Bizim açımızdan da gözlem olarak söyleyebilirim bunu. Bazı sakıncalı durumlar var mıydı? Vardı ve özellikle İstanbul İl Başkanlıkları, bakın hem ana muhalefet partisinin hem İyi Parti'nin ikisi de tabiri bağır kaçmasın şaibeli konudalar ve ısrarla genel başkanları da onlara sahip çıkıyor. Benim özellikle hangi Cumhuriyeti nasıl yorumladığımız bizim bu ülke için geleceğimizi belirler dememdeki neden oydu. Şimdi kime sahip çıkıyorsunuz? Hangi görüşe sahip çıkıyorsunuz? Ve hangi geleceği hedefliyorsunuz parti ve genel başkan olarak? Bunlar da zaten sizin ölçütlerinizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz bunu salt iktidar partisine ya da bir partiye değil, her kimde böyle bir sıkıntı var ise Sayın hangi Dandova partide... Devam edeceğiz ama yine bir araya gitmem gerekiyor. Yani sözünüzü kesmek istemiyorum. Sık sık da araya gitmek durumunda kalıyor. Arkadaşlarım uyarıyor. Tabii aralarda zorunlu değerli izleyenler. Bu araları ve bu reklamları vermek durumundayız. Şimdi kısa bir yine 1,5 dakikalık bir aramız var. Sonra yeniden birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, odak noktası devam ediyor. Sayın Mustafa Albayrak, Sayın Dursun Çiçek, Sayın Dilara Tambova ve Sayın Cem Dikmen'le hem Cumhuriyeti hem de iç siyasetimizdeki bu tartışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Tambova da kalmıştık reklamdan önce. Sayın Tambova, birkaç cümle alacağım sizden. Şu anda hazır değilmiş, arkadaşlarım beni uyardı. Sayın Çiçek, siz de devam edelim o zaman. Tabii bu iç siyasetteki tartışmalar, özellikle son dönemde yaşadığımız bir tartışma. Sayın Tambova'la sohbetimizde de o aşamaya gelmiştik. Bu İyi Parti'deki FETÖ depremi ve bu noktada da Sayın Özdağ hakkında disipline sevk edildiği belirtildi. Bu son dakika açıklamasıyla akşam saatlerinde gelmişti bu açıklama. Ve bu tartışmalar farklı bir pencere açtı Türkiye'de. Yani daha önce işte hükümete yapılan bir suçlama ya da eleştiri olarak. Şimdi bakıyoruz işte CHP'de işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanları, genel başkan danışmanları çıktı. İşte İyi Parti'de bir isim böyle söyleniyor diye. Bu tartışmalar da farklı bir pencere açtı Türkiye'de. Siz ne söylüyorsunuz bu tartışmalarla ilgili? Nasıl bakıyorsunuz yani son gelişmelere? Tabii şimdi Türkiye'deki siyasetteki temel sorun çok parçalı bir yapı var. Özellikle muhalefette çok parçalı bir yapı var. İktidar hemen hemen iki partiden müteşekkil. İdeolojik olarak da mezhepsel yanını bırakırsak milli değerler açısından birbirine yakın. Ama muhalefette çok partili bir yapı var. Tabii seçimler, bir seçim kararı verildiğinde dikkat alındı da iktidarın muhalefeti parçalama, muhalefetten bir siyasi partiyi kendi ittifakına çekme gibi stratejik bir hedefi var. O noktada tabii Ümit Hoca'nın bu konuda açıklama yapması önemli. Ancak bu fotoğraflardan, çalıştığı şirketlerden somut deliller olmadan tabii bu yargıya intikal etti. Soruşturma başladı. Kendisi de kendisi hakkında soruşturma açılmasını istedi İstanbul İl Başkanı. Bunun sonucunun beklenmesi lazım. Ümit Hoca ile ilgili disiplin kararı verilmesini ben çok etik bulmuyorum. Yani bunların rahat konuşulması lazım. Çünkü Türkiye FETÖ gibi bir ihaneti yaşadı ve bedelini çok ağır ödedi. Dolayısıyla her nerede bu virüsten, bu mikroptan varsa nasıl maske, mesafe, hijyenle koronadan kaçıyorsak FETÖ tipi virüslerden de en az korona kadar korkmamız lazım. Çünkü
milletin, devletin ciğerlerini çalışamaz hale getirip bizi boğar ve Suriye, Irak'ta olduğu gibi parça parça hale gelmemize neden olur. O açıdan FETÖ veya benzeri bütün örgütlenmelerin, yasa dışı örgütlenmelerin her noktada hem partilerde hem devlet hayatında incelenmesi lazım. Çok tehlikeli görülerek, beka meselesi görülerek üzerine durulması lazım. O bugün bize yakın, o yüzden görmeyeyim, yarın öbürüne yakın, o yüzden işte İYİ Parti üzerinde çalışalım gibi devletin kurumlarının, özellikle yargının ve kolluk kuvvetinin maksatlı kullanılmaması lazım. Yani siyasi amaçlara alet edilmemesi lazım. Alet edildiği zaman neler yaşandığını biz kumpas davalarında gördük. Yani bir askeri vesayet uydurmasıyla, ki geçmişte yapılanlar yanlıştır, darbeler yanlıştır, bunu kimse savunamaz. Silahlı kuvvetlerin son 10 yılda ne hale getirildiğini FETÖ ve iktidar işbirliğiyle silahlı kuvvetlerin, özellikle deniz kuvvetlerinin bugünkü zorlukları göğüsleyemeyecek hale getirmek için ne çabalar, ne ihanetler, ne kumpaslar kurulduğunu hep beraber yaşadık, gördük. O açıdan cumhuriyetin veya demokrasinin nimetlerini, iktidar olmanın gücünü yanlış yerlerde kullanmamak lazım. Şimdi iç siyasetteki temel sorun şu: bir yürütmenin tek kişiye verilmesi, tek kişi seçimi kazanırsa bütün yürütme organını eline geçirmiş olması. Bu bir temel sorundur. O yüzden tek kişinin %1 bile, %0.5 bile seçiminde etkin olduğu için yaklaşık 52'ye 48 bir oran var. Bu siyasi partiler arasındaki çekişmeler ve iktidar gücünün, yargı gücünün geçmişte olduğu gibi hatalı olduğu gibi yeni dönemde de kullanılması gündemde olabilir, gündeme gelebilir. Buna hepimizin, cumhuriyet aydınlarının itiraz etmesi lazım. Bu devletimizi çürütür, devleti zayıflatır, milleti birbirine düşürür, kutuplaştırır. Dolayısıyla yargının işini yargıya bırakmamız lazım. Siyasetin gündemi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi devlette de esas olanın liyakat olması lazım. Yani il başkanı, partiler için de aynı şey. Parti içi demokrasi bunun için gerekli yani. Parti içi demokrasi olsa liyakatlı insanlar il başkanı olur, başka yerlere, görevlere gelir. Böyle iddia edildiği gibi defolu insanlar buralara gelmez. Genel başkanlar birini işaret edip onu seçtiriyorsa işte cumhuriyetten de demokrasiden de bahsedemeyiz yani. Şu an Türkiye'de yönetimde parti içi demokrasi var mı? Yok. İYİ Parti ile devam edelim. Yani çok önemli bir şey de söylediniz. Yani bir ani yükseliş aslında. İşte Burak Avuncu'nun birden yükselmesi, işte genel başkan önerisiyle, işte İstanbul İYİ Başkanı'na atanması, önerisi değil pardon, talimatıyla ya da takdiriyle. Şimdi ama Sayın Özdağ'ın açıklamalarında şu da vardı. Yani o mesele aslında hani vehameti açısından konuşmak için soruyorum. Sonraki açıklamasında da işte Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamasından sonra bir açıklama daha yaptı. Partinin 3. yılını kutladı. Twitter'dan bir açıklamaydı. Partinin 3. yılını kutladı. Kriptolar var dedi. Kriptolar, yani burada kripto dediği daha fazla isim var, daha fazla kişi işaret etti. Yani İYİ Parti'nin geldiği tablo açısından bu bize ne anlatıyor ya da nasıl bakmak lazım bu pencereye? Tabii bu konuda Ümit Hoca çok tecrübeli, değerli bir siyasetçi. Elindeki bilgileri tartışma ortamından ziyade, eğer yönetime verip onları ikna edememiş size, onlar hakkında işlem yapılması konusunda genel başkanı, parti yönetimini ikna edememişse, götürüp Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Cumhuriyet Savcılıklarına vermesi lazım. Onların işleme koyması lazım. Dolayısıyla basın önünde bunların tartışılması, genel başkanın gayretleriyle yükselen bir İYİ Parti'nin yükselişini durduruyor ve ters bir inişe geçiyor. Yani siyaseten. Acaba burada bir art niyet mi var? Bu zamanlama açısından söylüyorum. Veya son dönemde Cumhur İttifakı'nın İYİ Parti'ye yönelik pozitif açıklamaları, milli yerli açıklamaları dikkate alındığında, biraz önce de söylediğim Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki terazinin dengesinin bozulduğu, özellikle pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılarla Cumhur İttifakı'nın seçim kaybettiği, askıda ekmek tartışmalarının gündemde olduğu, işte çanta tartışmalarının gündemde olduğu Türkiye'de, özellikle yerel seçimlerde büyük şehirleri kaybeden iktidarın genel seçimde de Cumhurbaşkanlığı kaybedeceği riski karşısında, tabii iktidarın da gücüyle, devletin gücüyle
Muhalefeti zaten parçalı. Daha da parçalamak, eğer mümkünse de İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'na çekmek siyasi iktidarın bir hedefi olabilir. Ama bunu Cumhuriyet'in ilkelerine, çağdaş değerlere, hukuk devletine uygun yöntemlerle yapması lazım. Ben tersini iddia etmiyorum ama bu konuda muhalefette şüpheler var. Yani kolluk gücünün, yargının, tabii kumpas davalarını yaşamış bir Cumhuriyet aydını olarak iktidarın yargıya, kolluğa müdahalesi şeklinde algılar var. Bu konuda ne yazık ki iktidarın sicili temiz değil. Yani keşke temiz olsaydı, bunu elimizin tersiyle itseydik. Çünkü yaşadığımız süreçlerde bunu gördük. Yani her anda yaşıyoruz. Şimdi biz diyoruz ki siyasi ayakta mutlaka AK Parti'de de, CHP'de de, MHP'de de, İYİ Parti'de de FETÖ'cüler var. Her tarafta var. Siyasette olmaması mümkün değil. O zaman siyasi ayakla ilgili işte askerlerin yargılama usulüyle ilgili 26 Haziran 2009'daki yasa değişikliği meclis operasyonuna bakın diyoruz. Bir anda iktidar diyor ki meclis iradesine bu saldırıdır. Bunlar hakaret etmiştir, iftira etmiştir. Ya burada ne var? Savcılara diyoruz ki buradan başlayın. Buraya bakın. Adalet Bakanı'nın arkasında oturan Adalet Bakan Yardımcısı İbrahim Okur, FETÖ itirafçısı. Yani o mutfakta çalıştı, onu hazırladı. İktidar burayı kapatmak istiyor. Çünkü o sayfalar karanlık sayfalar. O sayfalar ortak oldukları dönemler. O açıdan bunu söylüyorum. Bak, FETÖ koronadan çok daha tehlikeli bir virüstür. İnsan için düşünüyorum. Korona ne kadar tehlikeliyse devlet içinde FETÖ gibi yapılanmalar o kadar tehlikelidir. Dolayısıyla nerede varsa bu virüs, bakın nerede varsa bertaraf edilmelidir, etkisiz kılınmalıdır, devlet sisteminin dışına atılmalıdır, işlediği suçların hesabı sorulmalıdır. Bunda iktidarın tarafsız olması lazım, işi yargıya bırakması lazım. Bu noktada bunları söylemek isterim. Evet. İktidarla ilgili şimdi söyleyince yani iktidara tabii eleştiri yöneltebilirsiniz. Hatta işte kumpas mağduru olduğunuz için iktidara o dönemki hatalarını söylemeniz de normal aslında, ama şuna da yani iktidar işte bundan bir amaç ya da şey gözetiyor dediniz ya. Benim de aklıma şu soru geliyor. Yani Burak Avuncu İstanbul İl Başkanlığı'na iktidar mı yerleştirdi? Yani bu da yok mu? Yani nasıl bakıyorsunuz ya da merak ediyorum gerçekten. Hayır, soru. Hayır, onu söylemek istemiyorum. Burak yani İstanbul İl Başkanı masum veya suçlu olabilir. Ama bunu siyasi bir tartışma konusu olarak, stratejik bir konu olarak büyütüp elindeki medyayla Türkiye'nin işte şimdi tartışıyoruz önemli tartışma maddelerinden biri haline getirip İYİ Parti'nin sıkıştırılması, ittifak değişikliğine zorlanması bir yöntem olabilir. Yani siyaset, ya böyle yani bir siyasi iktidar bunu kullanabilir. Olabilir yani, kesin değil, olabilir anlamında. Evet öyle söylüyorum. Ben şu anda yorum yapıyorum. Yani anladım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi içinde bir kurultay çağrısı oldu. Sonunda bu kurultay yapılamadı. Ondan sonra İYİ Parti çıktı. Niye yapılamadı? Orada yargıya müdahaleleri bizzat Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri açıklıyor yani. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki geçmişte de bu hatalar yapılmıştır. Yargı siyasi iktidardan tam bağımsız değil. Çünkü hakim savcıların bütün haklarını veren Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nda bir numara Adalet Bakanı, iki numara da onun yardımcısıdır. Bütün özlük hakları, atamaları Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin esasında hukuk devleti olmasının önündeki en büyük engel şu anki yargı sistemidir. Yargıyla Adalet Bakanlığı kanalıyla iktidar arasındaki ilişkilerdir. Bunu Türkiye'nin çözmesi lazım. Bu çözülürse zaten hakim savcılar gereğini yapar. Tam tarafsız ve bağımsız bir yargı Türkiye'nin önünü açar. Evet. Şimdi teşekkür ediyoruz Sayın Çiçek. Yine bu konuşmaya ve tartışmalara devam edeceğiz. Tabii iç siyasetle ilgili başlık devam edecek ama öncesinde yine bir ara gitmemiz gerekiyor değerli izleyenler. Bu kez uzun bir ara olacak. 9 dakikalık bir aramız var. Bu aranın ardından yeniden birlikteyiz. Odak noktası devam ediyor değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Çiçek'te kalmıştık. Sayın Çiçek, sözlerinizi tamamladınız mı acaba? Sayın Cem Dikmen'e de söz vereceğiz tabii bu tartışmaya ilişkin. Tabii diğer konuşmacı arkadaşların hakkını yememek açısından son 3 cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Birinci nokta şu. FETÖ
tipi virüsler devletin neresindeyse, hangi partide varsa korona gibi çok tehlikelidir ve süratle temizlenmelidir. Bu konuda bir ayrım yapılmamalıdır. Evet. Ve herkes elindeki bilgi belgeyi yargıya teslim etmelidir. İki, yargı tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Siyasi iktidarın diğer siyasi partilere veya gelecekteki seçimlere yönelik operasyon yapacağı, kullanacağı bir aparat asla olmamalıdır. Bu konuda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda herkesin hassas olması gerekir. Üçüncüsü de siyasi partilerin birbirinin hukukuna saygı göstermesi gerekir. Eğer kendi içlerinde suça bulaşmış FETÖ'cü olduğu yönünde deliller olanlar varsa süratle kendi işlerinde gereğini yapmalıdırlar. Yoksa siyasi ayakta olduğu gibi, FETÖ'nün siyasi ayağında olduğu gibi üstünü kapatıp başkaları üzerinde bunu istismar konusu asla yapmamalıdır diye düşünüyorum. Evet, Sayın Dikmen siz de devam edelim bu noktada. Şimdi İyi Parti'de FETÖ depremi dedik. Aslında bunu HDP'yi de eklemek gerekiyor. Şu Sayın Özden açıklamalarında HDP de vardı. Çünkü Kars'la ilgili işte Kars'ta İyi Parti'nin HDP lehine çekildiğini iddia etti. Böyle bir açıklaması oldu. Ve işte disipline sevk edilen bir süreç başlatıldı. Siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz Vatan Partisi olarak? Ve burada hani kritik nokta ya da tehlikeli olan nokta ne? Siyaseten bugün Türkiye'nin tartışması ya da konuşması gereken eksik kalan nokta ne? Sayın Adalı, öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu tartışmaların ana ekseni maalesef gömleği hani bir yerden yanlış iliklersiniz aşağı kadar öyle gider ya. Aslında bu işin başlangıcında yapılan hatalardan ve yanlışlıklardan dolayı bu hatalar silsilesi devam ediyor. Yani şunu rahatlıkla söylemek lazım maalesef. Sayın Çiçek'in de ben katılacağını düşünüyorum. Bilmiyorum kendisi ne düşünür ama yani bir siyasi partinin il başkanını işte Atatürk tartışmasından, diğer siyasi partinin il başkanını işte FETÖ ile ilişkisi var mı yok mu tartışmasından, yani Millet İttifakı'nı oluşturan iki ana partinin, ana muhalefet partisinin ve İyi Parti'nin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme iddiasında olan iki partinin İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük ilinin il başkanlarını aylardır kamuoyu tartışıyor. Ve çeşitli gerekçelerle tartışıyor. Yani şimdi burada şu soru akla geliyor. Kendi partisi içinde dahi tartışmalı olan insanların önderlik ettiği siyasi partilerin Türkiye'yi yönetme kabiliyeti ya da Türkiye'yi yönetme şansı var mıdır? Yani Türkiye bu şekilde mi yönetilecek? Yani aynı şey mesela, evet Sayın Çiçek şeyi söyledi, doğru, tamam. İktidar partisi bu fırsatı gördüğü anda bütün medya aracıyla yüklenir, o doğru. Ama diğer partilerin, yani bu kozu veren partilerin, yani bu ayıbı yapan partilerin hiç mi günahı yok? Yani şimdi ya da iktidar partisinin biz diyelim o tarz ilişkiler yumağı içerisinde olduğu dönemde bizler mesela ulusal kanal ekranlarından bangır bangır o ilişkileri ortaya çıkartmadık mı hep birlikte bütün vatanseverler? Yani ulusal kanal vatanseverlerin kanalı. O dönemde de bu ilişkiler ortaya çıktığında ulusal kanal işte Abdullah Güller'in gizli anlaşmalarını da çatır çatır yayınladı, suratlarına vurdu. Ya da işte ne bileyim Ahmet Davutoğlu'nun Libya ile ilgili anlaşma meselelerini de vurdu. İşte çeşitli yerlere yardımlarını da vesaire vesaire. Yani böyle ilişkileri o siyasi partiler kendisi en nihayetinde yaratmaktadır. Bunları iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu da şu gerekçeyle söylüyorum. Her Cumhuriyet Halk Partili yurttaşın ya da her İyi Partili yurttaşın bunları da bir kenara koyup, yani bir kıskacı alıp da incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu hepimizin aynı zamanda sorgulaması gereken bir durumdur. Ki bu mesele elbette ki Sayın Özdağ açıkladığında çok yaygın bir şekilde gündeme geldi. Fakat bu mesele Aydınlık Gazetesi'nde aylar önce manşet oldu. Bakın Kazakistan İş İnsanları Derneği üyeliği meselesi vesaire, onun FETÖ ile bağlantıları vesaire. Yani bu sadece işte iktidar şunu yaptı ya da bu bir yerden fitili ateşlendi meselesi değildir. Bu zaten ayyuka çıkmış bir meseleydi. Fakat kamuoyu bazı meseleleri daha sonra tartışma ihtiyacı hissediyor demek ki. Biz daha önce gündeme getirmiştik bu konuyu. Dolayısıyla bizim için sürpriz olmadı. Fakat Akşener için sürpriz olmuş. Ben onu fark ettim. Yani Sayın Akşener için bu demek ki sürpriz olmuş. O şimdi açıklamayı yapıyor. Yok işte devlete sorduk, şunu yaptık, bunu yaptık. Yani birincisi orada sorulması gereken soru şudur. Devlete sorduk dediği makam neresidir? MİT teşkilatı olduğu söyleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi siyasi partilere, belirleyeceği il başkanları hakkında bilgi vermek midir? Bakın burada da bir devlet adabında bir bozukluk var.
bu devlet adabına uygun bir mesele değildir. Yani siyasi partilerin kendi iç mekanizmaları vardır. Örneğin Vatan Partisi hakkında böyle şaibe olan bir insanı İstanbul İl Başkanı yapmaz. Benim hakkımda böyle bir şaibe olsaydı kesinlikle benim partim beni il başkanı yapmazdı. Kesinlikle yapmazdı. Bu şaibeye kesinlikle bir açıklama gelmedi ama hala Sayın Dikmen bu konuyla ilgili. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Tamamladım. MİT'ten de henüz bir açıklama gelmedi bu konuyla ilgili. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek de bununla ilgili bir soru yöneltti hatırlarsınız. Milli İstihbarat Teşkilatı'na cevap verdiği yönünde soru iletti. Bakın şimdi şöyle bir sıkıntı var. Milli İstihbarat Teşkilatı eğer bu konuda Sayın Akşener'e işte elimizde bilgi vardır ya da elimizde bilgi yoktur diye bir cevap verdiyse bu da bir hata. Niye diyeceksiniz? Milli İstihbarat Teşkilatı herhangi bir siyasi partiye soruşturma yapmakla görevli bir oluşum değildir, bir kurum değildir. O kurumun doğrudan bağlı olduğu yer Cumhurbaşkanlığı'dır. Cumhurbaşkanlığı istediği takdirde o bilgiyi verir. Yani Sayın Akşener eğer bilgi istiyorsa devlete soracaksa Milli İstihbarat Teşkilatı'na doğrudan soramaz. Bu devlet koşulları gereği de aykırı bir durumdur. Yani devlet yöneten insanlara yakışmayacak bir şeydir. İçişleri Bakanlığı yapmıştır Sayın Akşener'de bunları bildiğini tahmin ediyorum. Makamı neresidir? Sayın Cumhurbaşkanlığı'na sorabilir ya da işte devletin çeşitli kamu kuruluşlarına sorabilir. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'na doğrudan sormak ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siyasi partilere bu yönde cevap vermesi doğru değildir. Yani bu devlet yönetimine de aykırı bir durumdur. Kaldı ki ben şunu söylüyorum. Yani bir siyasi parti bu ülkeye bu kadar büyük bedeller ödetmiş FETÖ virüsünün, evet doğru FETÖ virüsünün, terör örgütünün ya da bu terör örgütüyle ilgili bir dernekle adı anılan bir insanı getirip de en tepe noktaya oturtmamalı. Oturturken bunları inceleyip sık dokumalı. Ardından bu tartışmalar geldiğinde de bu tartışmaları açan kişiyi hemen disipline verip olayı kapatmaya çalışmamalı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti FETÖ ile savaşıyor. Bir savaş veriyor ve bu savaşta bütün siyasi partiler elinden gelen desteği vermesi gerekiyor. Ama şu benim adamım, o benim insanım vesaire diyerek kenara itilmeler olursa işte o zaman FETÖ ile yarışmak mümkün olmaz. Sayın Aynı ben, şey iktidar partisi için de geçerlidir, muhalefet partisi için de geçerlidir. Bütün partiler burada eteğindeki taşları dökmelidir. Disipline vermeyi, buyurun, Sayın Dikmen az önce disipline vermeyi İYİ Parti açısından kapatmak olarak yorumladınız. Sizce İYİ Parti bunu mu yapıyor? Disipline vererek Özdağ'ın kapatmak mı istiyor bu meseleyi? Tabii ki şimdi yani üzerini kapatmak yerine tartışmak isteseydi Sayın Özdağ'dan belgeleri isterdi. Belgeleri istemek yerine disiplin kuruluna veriliyorsa ki zaten disiplin kurulunda da ben Sayın Özdağ'ın belgeleri vereceğini düşünüyorum. Fakat mesele belge vermekle değil. Bu belgeler ellerinde zaten var. Biz bunu yayınladık, kamuoyuna ilan ettik. Yine çarşaf çarşaf yayınlandı. Bu tartışmanın ardından da yayınlandı. Yani bu belgeleri değerlendirmek, bu belgelerle ilgili bir soruşturma açmak yerine bu işi kendi partileri açısından açığa çıkartmaya çalışan ve kendi kurucu liderler arasında yer alan Sayın Özdağ disipline vermeleri bu meselenin, bu konunun canlarını sıktığını ve kapatmak istediklerinin bir göstergesidir. Aynı şekilde Atatürk tartışmasında, Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili Atatürk tartışmasında bakın yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tartışılmadı bile. Yani oralarda hiç dillendirilmedi. Yine Sayın Kavuncu ile ilgili meselede İyi Parti içerisinde tartışılmadan üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Yani Sayın Çiçek bir şey söyledi, o önemli bir şeydi. Parti içinde daha demokrasiyi sağlayamamış partilerin Türkiye'yi yöneterek, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunarak Türkiye'yi hakkıyla yönetebilmeleri de mümkün değildir. O zaman da yine aynı şey olacak. Benim adamım yaptı, benim yöneticim yaptı diye saklanmalar, kenara atılmalar vesaireler olacak. Bunlar kabul edilemez. Bu mesele, bu konunun gündemde bu kadar kalmasının nedenlerinden birisi de budur. Ki biraz önce konunun başında söylemiştim. Düğme bir yerden yanlışlıklanınca devamı da öyle geliyor diye. Şimdi maalesef muhalefet partilerine biz kesinlikle bu hataya düşmedik Vatan Partisi olarak ama özellikle ana muhalefet ve ortağı bu şekilde ilerliyor. Ben biraz önce ilk gündemde de onu o yüzden dile getirmiştim. Ana nokta yani yanlışlıkladıkları ana nokta şurası. Muhalefet etmek demek Türkiye Cumhuriyeti'ni savunma düzleminde muhalefet etmek demek. Yani muhalefet illa iktidara edilecek bir şey değildi. Çünkü iktidarın doğru yaptığı şeyler de vardı, yanlış yaptığı şeyler de vardı.
Muhalefet demek yanlışları ortaya çıkarmak, yanlışları düzeltmeye çabalamak demektir. Çünkü bu ülke hepimizin, bu siyasi partilerin hepsi, evet, Vatan Partisi olarak biz de bu ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış siyasi partileriz. Sayın Tamova da öyle, Sayın Çiçek de öyle, yani partilerimiz de öyle. Biz ne için mücadele ediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ni biz daha iyi yönetiriz diyoruz. Ama bunu yaparken yanlışı gördüğümüzde uyarmak farklı, doğruya sırf onu iktidar yapıyor diye yanlış demek farklı bir şeydir. İşte bu muhalefet değil, muhalefetçilik hastalığıdır. Bu hastalığa kapıldığınız zaman HDP ile de yan yana düşersiniz. Biden'ın Sayın Dikmen siyaset... bu konuyu daha devam ettireceğiz ama yine bir ara vermem gerekiyor. Hem sizden hem izleyicilerimizden bir ara daha istiyoruz. Bir ara vermemiz daha gerekiyor. Değerli izleyenler, yine kısa bir ara, sonra yeniden birlikteyiz. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Sayın Dikmen'de kalmıştık. Sözünüzü kesmek durumunda kalmıştık Sayın Dikmen. Tamamlarsanız Sayın Albayrak'a döneceğim sonrasında. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani son birkaç cümleyle bunu söyleyeyim. Gömleği maalesef yanlış, en baştan yanlış ilikledikleri için devamında da bu oraya gidiyor. Türkiye'de şu anda muhalefet partilerinin dikkat etmesi gereken nokta şudur. Muhalefetçilik hastalığına kapılmadan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir. İşte Türkiye Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduğunda buna sevinebilmek yanlış değildir, buna sevinmek yanlış değildir mesela. Ya da Türkiye'de FETÖ operasyonları başarılı gittiğinde buna sevinmek yanlış değildir. Canlı bomba önlendiğinde, Türk istihbaratı orada güzel bir hamle yaptığında buna sevinmek yanlış değildir gibi gibi. Yani burada bunları iktidar lehine bir artı gibi görmek, aslında bu Türkiye lehine bir artıdır ama bunu sırf işte iktidar bundan yararlanabilir diye bununla mücadele etmeye çalışmak, bunun karşısında yer almak yanlıştır. Biz hep bu uyarıları yaptık. Bu yanlışa yaptığınız zaman işte ne olur? FETÖ ya da PKK, bunların temsilcileri diye yer yer yan yana düşmek zorunda kalırsınız. İşte bugün HDP ile yan yana düşme meselesi bunun en bariz örneğidir. Türkiye şu anda PKK ile savaşırken maalesef HDP ile üzeri örtülü bir ittifakı, yani kendi tabanlarından dahi sakladıkları gizli bir ittifakı yürütmek zorunda kalıyorlar. Biz bu uyarıları da dostane uyarılar şeklinde yapıyoruz. Bunlar lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu iki parti de Türkiye'nin çok uzun yıllar belki geleceğinde olacak siyasi partilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun bir geçmişi olan partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Bu meselelere dikkat etmesi gerekmelidir. Gerekmektedir. Biz tabanının da bu rahatsızlıkları yaşadığını çok net biliyoruz ki üye kayıpları vesaire bunun göstergesidir. O zaman buralarda bir şapkayı öne koyup çeşitli önlemleri alma vaktidir. Bu uyarıyı da Vatan Partisi olarak yapmamızın gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacının iç cephede birlik olmasından kaynaklanmaktadır. Yani burada her ne kadar çeşitli siyasi ayrı partiler olarak yer alsak da Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu savaşta iç cephede birliği sağlamak, dışarıya karşı bu bütün haldeki görüntüyü vermek önemlidir. İşte bakınız, daha bir iki gün önceki karikatür dergisi olduğu söylenen, aslında karikatür dergisiyle mizahla alakası olmayan Fransız dergisinin yaptığı terbiyesizliği hepimiz görüyoruz. Bakın, bu Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılmış bir terbiyesizlik değildir sadece. Yani sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış bir terbiyesizlik değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aynı zamanda yapılmış bir terbiyesizliktir ve bu hepimizi bağlar. Hepimiz bunun karşısında çok net yer almak durumundayız. İşte Hazreti Muhammed'le ilgili yaptıkları terbiyesizlikler, Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı terbiyesizlikler, bunlar aslında Türkiye'yi ve toplam olarak bir Müslüman camiayı da hedef alma girişimidir. Bunlara karşı hep birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. O yüzden eteğimizde taşlar dökülsün, bütün siyasi partiler hürufak bir şekilde önündeki, Türkiye'nin önündeki bu büyük mücadelede birlik görüntüsü içerisinde yer alsın diyoruz. Bizim çağrımız budur. Peki. Teşekkürler Sayın Dikmen. Yeniden döneceğiz size. Sayın Albayrak, siz de devam edelim. Bu noktada hani İYİ Parti'deki FETÖ depremini konuşuyoruz. Sayın Çiçek'in de şöyle bir açıklaması oldu. Dedi ki, yani FETÖ'nün siyasi ayağı diyorsak, işte hükümette, AK Parti'de kendi içindekilerle bu böyle bir mücadele başlatmalı samimiyet açısından dedi. Bu noktadan başlayalım ve sonrasında FETÖ'nün siyasete ele geçirme ya da
etkisini nasıl görüyorsunuz diğer siyasi partiler açısından da? Tabii ki onu cevaplayacağım. Fakat notlar aldınız. Notlar aldım. Aslında ilk bölümde notlar alıyordum ve Sayın Dilara Tambova hanımefendinin ben ilk bölümdeki sözlerini aslında not tam almaktan duyalım. Dinleyememiştim. Yani ben kendi konuşmamı yaptığımda Sayın Tambova'ya cevap niteliği de değildi. Yani haberim dahi bağışlasın o sırada ben farkında değildim söylediklerini ama zannediyorum çakışmış. Zaten büyük ölçüde de aynı şeyleri yani. Söylemişiz. Fakat ikinci bölümü dikkatle dinledim. Hem Sayın Çiçek'in hem Sayın Tambova'nın. Ben çok kısa onlarla ilgili bazı izahatlarda bulunmak istiyorum. Şimdi arada geçen kavramlar var. Bunların üzerine durmamız lazım. Mesela kurucu irade deniliyor. Kurucu iradeyi ben de çok önemsiyorum. Fakat kurucu irade nedir? Yani hani Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi sadece muasır medeniyet değildir. Kurucu iradesi de çok önemlidir. Evet katılıyorum ama Cumhuriyet ilan edildiği gün, yani şu anda 97. seneyi devriyesini yaşadığımız Cumhuriyet Bayramı ilan edildiği gün bir laik devlet değildi. Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devletiydi. 1921 anayasasıyla 1923'te bir İslam devletin dini İslam'dır yazıyordu. Hilafetin ve saltanatın kaldırılmadığı için mi? Tabii kaldı. İki, yani o dönem 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir halife vardı. İkinci Abdülmecit. Yani Sultan Vahdettin 17 Kasım 1922'de Türkiye'yi terk ettiğinde halifelik ve saltanat lağvedilmişti. Halifelik lağvedilmemişti. Halifelik 3 Mart 1924'te Şeriye ve Efkaf Vekaleti ile birlikte kaldırılmıştır. Dolayısıyla 29 Ekim 1923 ikisinin ortasıdır. 1922 Kasım. Siz laiklik ekseninde mi bir itirazınız var? Şöyle hayır, ya da kurucu, yanlış yorumlama olarak hayır, kurucu irade denilerek mesela herkes kendi kafasındaki modeli millete dayatmaya çalışıyor. Mesela deniliyor ki ya insan hakları, özgürlük, ifade özgürlüğü ama kurucu iradeye ters gelmesin. Şimdi kurucu irade nedir? Bazısına göre ki öyledir de Sivas Kongresi'ndeki milleti kurtaracak olan ancak milletin azim ve kararıdır. Bütün mandacılığın reddedilmesidir. Bu da bir kurucu irade. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundaki anayasa bir kurucu iradedir. Yani laiklik ta 1937'de geliyor. Bazı yani tam kısa itirazdan alalım çünkü bunu şey başka konu tekrar başa dönmüş olacağız. O yüzden tabii, araya giriyorum. Şimdi belli gruplarla işbirliğinden bahsetti Sayın Tambova. Bakın belli gruptan kastı da zaten Cem Bey güzelce izah etti. FETÖ'yü kastediyordu. Bugün ben Demokratik Sol Parti'nin şu anda bulunmuş olduğu yere çok büyük saygım var. Sayın Genel Başkanlarıyla da birçok burada programda bulunduk. Demokratik Sol Parti'nin ve rahmetli kurucu başkanları Ecevit'ten günümüze kadar hepsi de yerli, milli insanlardır. Kendilerini Cumhur İttifakı'nda olmasalar da ki gönlümden arzu ederim. Ben DSP'yi Cumhur İttifakı'nda görmek isterim. Hazineden yardım almasını da isterim. Gerçekten milli bir partidir. Ama bugün Fethullah Gülen'in desek ki yani hem medyaya bakabiliriz, geçmişte arşivlere bakabiliriz. Hem de herkese sorabiliriz. Buradaki herkes de bilir. En sevdiği siyasetçi kimdir dersek Fethullah Gülen'in en sevdiği siyasetçi rahmetli Ecevit'ti. Hatta dedi ki bir gün ya bu çok başka yerlere gider. Ben de elimde olsa dedi. Yani, hani bunu şey Sayın Tambova'sı da söz vereceğim bu konuyla ilgili. Yani, çok kısa tamamlarsın. Bunu illaki hani yani sen daha yakındın ben yakındım meselesi değil. Ecevit'in Fethullah Gülen'den normalde bir işi olmaz. O da onun ne kadar vatan haini olduğunu görememiştir. Tabii ki. Yani yine Sayın Komutan Sayın Çiçek gerçek bir FETÖ mağdurudur. Milli ve yerli kişiliğinden asla şüphemiz yoktur. Onun da bizden yoktur. Ama Sayın Çiçek de kendi ordudaki birçok silah arkadaşının FETÖ'cü olduğunu bilmiyordu. Yani bunlar çok sinsi ve şeytani örgütler. Yani bugün askeriyedeki FETÖ'nün yani 15 Temmuz darbesinin askeriyedeki bir numaralı ismi Akın Öztürk değildir. Akın Öztürk vitrindeki adamdır. Akın Öztürk özü itibariyle FETÖ'cü de değildir. Yani organik bir FETÖ'cü değildir. Akın Öztürk FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ'ye hizmet etmiş mi? İhanet etmiştir. Ama normalde geçmişine baktığınız zaman FETÖ'lüce... Ama Mehmet parti göçtür. Sayın Çiçek parti göçün FETÖ'cü olduğunu bilebilmiş midir? Biliyor muydunuz Sayın Çiçek? Şimdi Sayın Parti Göç'le hiçbir teşvikü mesaimiz olmadı. Sadece... Parti Göç sayın değil efendim. Parti Göç vatan aynıdır. Evet, hayır, vatan aynıdır. Aynıdır, onda bir şey yok. Siz, Sayın Parti Göç demedim zaten. Sayın dedim. Parti Göç'te bir
birlikte çalışmışlığımız, ortak bir şeyimiz yoktur. Sadece bu irtica ile mücadele eylem planı denen sahte kağıt parçası ile ilgili bilirkişi olarak askeri savcıya mütalaa vermiştir, görüş vermiştir. Onun dışında bir karşılaşmışlığımız yoktur. Yani. Dolayısıyla parti köçün FETÖ'cü olup olmadığını tespit etmek ve ordudan ilişkini kesmek de ne benim görevimdir ne de benim... Yok görevimiz bilgi anlamında bilgi soruyor Sayın Albayrak. Bilgi olarak 16.500 FETÖ'cü vardı, atıldı yani. Daha da bir 10.000 kişiden bahsediliyor. Bunların ama, yani hangisinin FETÖ'cü hangisinin... Şu çok açık ki Sayın Parti Göç'ün FETÖ'cü olup olmadığını en fazla Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın bilmesi lazım. Evet. Yüksek askeri şurada... Bu parantezi söyledikten sonra şu yani yine yargının bağımsız olması, yargının ve diğer devlet kurumlarının, işte FETÖ'vari başka örgütler, başka söylenmiyor ama hani başka cemaatler var mı diye... İnsanların akıllarına geliyor. Yine Sayın Tambova da, Sayın Çiçek de bunu isim vermeden dilendirdiler. Şimdi bir defa FETÖ bir cemaat değildir. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. FETÖ Gladio'nun eseridir. Eğer FETÖ'yü biz dini cemaat kabul edersek yanılırız. Bakın bugün FETÖ'den içeride olan birçok... Ama baştan şu yok muydu? Onun da dini gerekçeleri vardı. Şimdi baştan devlette örgütleninceye kadar. İstihbaratın cemaatlere yönelik operasyonu vardır. Her cemaatin, her tarikatın içerisinde istihbaratlar, yabancı istihbaratlar sızmış olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama FETÖ varlığı itibariyle bir Gladio yapılanmasıdır. Hepsinde olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani... Ya istihbaratlar girebilir. Yani bazısına tepeden girer, bazısına alttan girer. Yani oranını bilmiyorum. Ama Diyanet'in raporunu, ki bu Aydınlık'ta geçen sene yayınlanmıştı. Baktığımız zaman yani bütün cemaatlere sızdıklarını şey yapıyoruz. Ama cemaatlerin genel olarak baktığımızda ben hepsinin daha önceki burada toplantılarda, programlarda söylemiştim. 15 Temmuz'da büyük çoğunluğu dışarılardaydı. Olmayanlar da vardı. Hatta gizli gizli destek, zımni destek verenler de olabilir. Ama bu onların da FETÖ'yle aynı... Olabilir değil, vardı onlar. Evet, onların aynı konumda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü FETÖ farklı bir şeydi. Yani FETÖ silahlı kuvvetleri olan bir örgüt. Nasıl? Devletin içine sızmış ve polis de asker de adam yerleştirmiş ve... Yargıda. Türk milletinin vergi, yargıda yine aynı şekilde vergilerinden alınmış olan F-16'larından Türk milletini bombalayan bir ihanet şebekesidir. Bir Gladio harekatıdır. Ben FETÖ gibi bir cemaat bir defa olduğuna kesinlikle FETÖ gibi FETÖ'nün diyorum. FETÖ'nün cemaat olduğuna tabii. Yani. FETÖ zaten cemaat değil. FETÖ bir ihanet merkezidir, bir istihbarattır, bir Gladio'dur. Bunu ayırt etmemiz lazım. Yargıdaki şeye gelince yine benzer şeyi söyleyeceğim. Bakın Türkiye'de yine Sayın Şeyh'in de, Sayın Komutanımızın da mağdur olduğu Ergenekon ve Balyoz davasında, yani bir o sahte kağıt parçası ile ilgili başladığında bu operasyonları başlatan savcı kimdi? İsmi neydi? Zekeriya. En meşhur Zekeriya Öz. Kaç yılıydı efendim? 2008 yılıydı. 2008 yılında HSYK'nın yapısı daha değişmemişti. Yani 12 Eylül 2010 yılındaki referandumdan sonra yüksek yargı tabiri caizse FETÖ'cülerden doldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle 160 tane FETÖ militanı yüksek yargıya girdi. Bir gecede. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemiydi ve o dönemin Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'e sorduğu söylenir. Yani basına yansıyanlardan biliyoruz. Diyor ki ne ben oluyorsun? Ben de İYİ Parti'ye gelmeye çalışıyorum. Siz anlatıyorsunuz tabii. Gel, şimdi çok iyi bildiğiniz zaten için. Oraya geleceğim. Yani Zekeriya Öz'ü atayan yargı FETÖ yargısı değildi. Kemal Özbek'in başında olduğu HSYK görevlendirdi onu. Kadir Özbek'in. Şimdi Kadir Özbek'in başkanı olduğu HSYK, merhum Mehmet Moğultay ve Sayın Seyfi Oktay'ın dizayn ettiği bir yargıydı. Hani merhum Moğultay'ın konuşmasını hatırlayın. 5000 tane hakim ve savcı kadrosunu CHP'li gençlik kollarına vermeyeceğim. SHP'ydi o zaman. SHP'ye ama, vermeyeceğim ama şu de. Yok muydu Sayın Albayrak o dönemde de? Abdullah Gül de savcı bulun dedi. Delillendirin dedi. Tabii Sayın Gül de söyledi bu bunu. Abdullah Gül yani burada hepimizin hataları var. Yani burada en büyük öz eleştirini Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. İyi Allah bizi affetsin. Lütfen. Araya şimdi, girelim ama. İyi Parti'ye geleceğiz çünkü FETÖ'nün siyasi ayağından bahsediyoruz. Şimdi FETÖ'nün muhatabı, FETÖ'nün hedeflediği, FETÖ'nün yok etmek istediği parti ve lider kimdi? Sayın Erdoğan ve onun partisi AK Parti'ydi. 17-25'ten bir gün önce Hakan Şükür istifa etti. Daha sonraki süreçte İdris bir Ballar... Bir gün önce mi istifa etmişti? Tabii bir gün önce. 16 Aralık'ta pazartesi günü sabahı istifa etti.
17 Aralık sabahı da saat 9:20 geçe falan işte ajanslara haberler düşmeye başladı. Vatan çocukları, işte bakan çocukları, ondan sonra hırsızlık, yolsuzluk, 100 milyar dolar falan gibi. Bu ayrıntıyı unutmuşum. Tabii Hakan Şükür bir gün önce hatta karikatürleri yapıldı. Hakan sen ayrıl AK Parti'den biz fena dalacağız falan diye karikatürler yapılıyordu. Şimdi AK Parti'yi hedeflemiş bir FETÖ, ha içinde yoktur demiyorum. Tabii ki olmuştur. Fakat 17-25'te bunların en son İlhan İşbilen'le birlikte milletvekili bazında 2011 yılında girmiş olan 5-10 tane milletvekili temizlenmişti zaten. 7 Haziran 2015 seçimlerine gidilirken tekrar bir temizlik oldu. Yine 30 Mart 2014'teki belediye seçimlerinden önce bir temizlik oldu. Buna rağmen yok mudur? Bu ihanet şebekesi 10 tane de temizlik yapsanız 11.sinde de yoktur diyemem. Renklendirme yapılıyor. Kesinlikle. Yani A takımı gider. Şimdi 8.000 tane polisi İYİ Parti Genel Başkanı o zaman MHP'deydi. 8.000 tane polis diyor yerlerinden ettiler. 8.000 polisi Doğu ve Güney'de osuyordular. Orasını karıştırdılar. İşte Kobani olayları esasında onların büyük dahli vardır. İstanbul'da B takımı geldi. Onlar da FETÖ'cü. B'yi gönderiyorsun. C takımı geliyor. O da FETÖ'cü. Yani %90'ı FETÖ'cü olunca bir teşkilatın veya %50'si neyse bilemiyoruz rakamları. Tabii ki devletimiz daha iyi bilir. Ayıklamayı yapıyor. FETÖ yoktur diyebilmek, yani hiçbir partide %100 yoktur demek mümkün değil. Ama FETÖ'nün ben iddia ediyorum şu anda en az müessir olduğu, en az tesir ettiği parti AK Parti'dir. Çünkü AK Parti FETÖ'nün en büyük düşmanıdır. Bugün FETÖ kimi destekliyor? FETÖ AK Parti'yi desteklemiyor. AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekliyor. AK Parti'nin karşısında Güneydoğu'da HDP varsa HDP'yi destekliyor. Orta Anadolu'da İYİ Parti varsa İYİ Parti'yi destekliyor. Batı'da CHP varsa CHP'yi destekliyor. Şimdi böyle bir partide FETÖ'cünün daha işi olmaz ki. Ancak vazifelendirilmiş, orada uyuyan hücre olarak varsa onu bilemem. Ha eskiden de yanılmayan, yeni de yanılmayan bir tek parti varsa dürüstçe söyleyelim Vatan Partisi'dir. Yani bunu da itiraf etmek zorundayım. Biz o zaman İşçi Partisi'ydi. Sayın Perinçekler tutuklandığı zaman, Kumpas mağdur olduğu zaman. O zaman da Fethullahçılara karşılardı. Bu olaylar olduktan sonra da yani burada istikrarlı olan yiğit öldür hakkı ver. Ben Vatan Partili bir oy kullanan bir insan değilim. Ben AK Parti'ye oy veren bir insanım ama Vatan Partili'nin bu konudaki istikrarını, dürüstlüğünü ve en önemlisi basiretini, ferasetini kabul ediyorum. Yani hiç kimsenin görmediğini Vatan Partisi görmüştür. Eskiden de, günümüzde de. O yüzden bugünlerde söylediklerine ben daha çok dikkate alıyorum. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Vatan Partisi... Süremiz azalıyor. Evet. Ben de İYİ Parti'yle ilgili son yorumlarınızı alıyorum. Şimdi İYİ Parti'nin il başkanı sizin de söylediğiniz gibi demin bir önceki bölümde. Yani Burak Avuncu'yu AK Parti mi atadı? Hayır. İYİ Parti atadı. Ve neye rağmen atadı? İYİ Parti'nin kendi kurucusu Sayın Ümit Özdağ'ın söylediklerinden anlıyoruz. Uyarıların tamamına rağmen evet, atadı. Evet onu da dedi Sayın Özdağ. Defalarca uyardım dedi. Halen arkasında duruyor ve Ümit Özdağ bugün disipline verilmiş. Ben Ümit Özdağ biliyorsunuz. Ben Ümit Özdağ, Sayın Ümit Özdağ burada çok sert eleştirmiş bir insanım. Yani Suriyeliler de yapmış olduğu açıklamalarla kadar. Ama bunda da yine yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Burada Sayın Ümit Özdağ, İYİ Parti gördüğüm kadarıyla haksızlık ediyor. Ve herkesin bildiğini Allah'ın bildiğini kuldan saklamadığı için Ümit Özdağ kötü adam olarak gösteriliyor. Ümit Özdağ'ın söylediklerinin daha ağırını İYİ Parti'nin iki numarası Sayın Koray Aydın'a söylemiştir. Hem de genel başkanları için söylemiştir. Her gittiğimiz yerde demiştir. Sayın Akşener'i o zamanki adıyla söylemiştir. Hizmet mensubu, cemaat ehli falan karşılıyor demiştir. Yani hepimiz biliyoruz ki İYİ Parti'nin finansmanında da söyleniyor, basında yazılıyor. FETÖ'cülerin veya işte eski ismiyle Koray Aydın öldürdü. Hizmet hareketinin mensuplarının büyük payı vardır diyordu. Şimdi burada siyasi ayak diye bir şey varsa tabii ki vardır. Bunu Sayın Bahçeli de defalarca söyledi. Sayın Çiçek de söylüyor. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Tamam o zaman siyasi olarak üzerine gidilsin. Bu bir başlangıçtır. Ben bu Sayın Burak Avuncu'nun da daha hakim kararını vermeden hani söylenmesine taraftar değilim ama Sayın Peki, Burak böyle bir tartışmada istifa etmesi gerekir miydi Kavuncu'nun? Ben olsam Sayın Kavuncu'nun yerine istifa ederdim ve partimi zan altında olmaktan bırakır. Aklanırsam da tekrar daha güçlü biçimde gelirdim. Ve o zaman önü de açık olur. Genç bir arkadaşımızdan diyorum yani bir siyasetçimiz Sayın Kavuncu. O hızlı yükselişi nasıl yorumluyorsun? Tabii ki orada soru işaretleri var. Bir de İYİ Parti zaten bu konsepte kurulmuş bir parti. Yani Sayın Akşener'in ben Şubat 2015'te daha MHP'deyken diyor ki biz iktidara gelirsek diyor. FETÖ'den mahkeme kararıyla FETÖ'cülükten dolayı
ihraç edilmiş emniyet ve yargı mensuplarının görevlerini iade edeceğim diyor. Bakın bir siyasetçinin görevi yargı kararıyla... Sürem azalıyor, kusura bakmayın. Bir tur için size son söz için de süre bırakmamız tamam, gerekiyor. Tamam, yargı kararıyla dışarı atılmış insanları, FETÖ'cülükten atılmış insanları tekrar göreve iade etmek bir siyasetçinin görevi değildir. Hukukun görevidir. O dönemden de tartışmalı açıklamalar var diyorsunuz. Sayın Tanbova, sizi dinliyoruz bu aşamada. İyi Parti'nin geldiği durum. Yine siz ilk bölümde CHP için de bunları söylemiştiniz. İşte CHP İstanbul İl Başkanı da aynı durumda olduğunu söylemiştiniz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Yani siyaseten Türkiye nasıl bir süreçte ve FETÖ'nün bu siyasete etki etmesi ya da etki etme çabalarını nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Teşekkür ederim. Biz öncelikle siyasi yörüngemizi hiç kimseye, yani hiçbir gruba, hiçbir partiye karşıtlık ya da yandaşlık üzerinden benimseyen ya da yörüngesini bu yönde tayin eden bir parti değiliz. Ben de kişisel olarak öyle birisi de değilim ama Sayın Albayrak'ın tabii ki Bülent Ecevit'le ilgili söylediği söze cevap vermem gerekir. Neticede Fethullah Gülen'in Sayın Bülent Ecevit'i seviyor olması Sayın Bülent Ecevit'i FETÖ'cü, FETÖ sempatizanı yapmaz. Ben geriye dönük bu tartışmalara girmekten yana değilim. Sayın çünkü Albayrak aslında öyle bir şey Türk demedi milleti... zaten. Yani Sayın Ecevit hakkında öyle bir yorum olmadı, evet. Yani en çok sevdiği siyasetçi Bülent Ecevit'tir gibi. Çünkü bu tür açıklamalar basında yer almıştı o süreçte. Ki mevcut Cumhurbaşkanımız da bu yönde konuşmalarda bulundu. Ama bunları konuşmaktan yana değiliz. Çünkü bu süreci hep birlikte yaşadık. Ben özellikle laikliğe vurgu yaparken ilk konuşmamda neticede kurucu değerlerimize sahip çıkmamızdan kastım oydu. Bugün AK Parti'yi belki aklama çabası içinde olunabilir. Ama ben bir sözüne de katılmıyorum. Yani FETÖ'nün en çok karşı olduğu partinin AK Parti olduğunu düşünmüyorum. Ha, şuna katılabilirim. Belki en çok karşı olduğu lider Sayın Erdoğan olabilir. Ama AK Parti'dir diyemeyiz. Çünkü AK Parti'nin içinde FETÖ unsurları yoktur dememiz hakikaten hayatın doğal akışına aykırı. Neticede geriye dönüp baktığımızda Sayın Komutan da söyledi. Hem orduda hem yargıda hem bürokraside çok fazla inisiyatif tanındı. Geçmiş dönemde Adalet Bakanı'ndan bile memnun olmadıkları ve bakan bile değiştirdikleri yazılıp çizildi bu ülkede. Ama bunlar hakikaten geçmiş ama yakın tarihimiz. Bunları niye konuşuyoruz? Yani yine söylüyorum, bir karşıtlık ya da yandaşlık üzerinden siyaset gütmüyoruz. Bizim için eksen doğru ve ya da yanlış. Bizim ölçümüz budur siyaseten. Ama bunları konuşmazsak özellikle bir şey söyledim. Yani FETÖ'nün bürokrasiden ya da yargıdan hala arındırıldığı ve siyasetten, siyasi partilerden arındırıldığını söyleyemeyiz. Ve diyor ya, cemaat değildir. Bence de değildir. Bunu bizler de biliyoruz. Yaşayarak gördük. Hakikaten çok tehlikeli. İstihbari anlamda da bir takım farklı istihbarat ve devletler tarafından desteklenen bir örgüt. Çok da tehlikeli bir örgüt. Bunları biliyoruz zaten. Hepimiz yaşayarak gördük. Ama başka cemaatler ile işbirliği içinde olmadığını, başka cemaatlere sızıp başka cemaat görüntüsüyle tekrar devletin içinde bir yerlerde konuşlanmadığını bilemiyoruz. Benim özellikle vurgulamak istediğim şey buydu. Yani bizim dünya görüşümüze daha yakın diyerek bu tür cemaatlere ve tarikatlara eğilim gösterirsek o yüzden bu sıkıntıları yaşamakla yüz yüze kalıyoruz. Ve neticede kurucu değerler vurgumu da bununla ilgiliydi. Yine özellikle söyledim. Bu hangi parti olursa olsun, ana muhalefet partisi de olsa, yeni kurulan İyi Parti de olsa neticede onlar da bence aynı yanlışa düşebiliyorlar. Siyasi partilerin hedefi nedir? Oy almak veya kendilerine belli gruplarda sempati yaratmaktır. Ama işte oy kaygısı içinde yaptığımız bu hatalar ya da yapılan bu hatalar neticede hem yönetimsel sorunlar meydana getiriyor hem de beka sorunumuzu artırıyor. Şimdi İYİ Parti ile ilgili Sayın Genel Başkanları şöyle bir açıklamada bulundu. Bu bizim iç meselemiz, hani iç meselelerimizle Türkiye kamuoyunu meşgul etmeyelim diyor ama yani şimdi İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük ve en iddialı ilinde il başkanınız olan birisine ve sizin kurucu milletvekiliniz
ya FETÖ'cü olma imasında bulunuyorsa ve siz de bu ülkeyi yönetmeye talip bir partiyseniz, bu hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur ve o iç partinin iç meselesi olmaktan tamamen çıkmıştır. Ve bence zaten siyasi partilerin çok fazla mahremi olmaz. Neden? Çünkü siyasi partiler bir gizli örgüt değildir ya da bir aile, bir farklı amaçla kurulmuş dernek değildir ya da bir herhangi bir küçük grup değildir. Ülkeyi ve devleti yönetmeye taliptir. Dolayısıyla attığınız her adım, başında da söyledim, Cumhuriyeti yorumlama şekliniz bile sizin bu ülkeyi nasıl yöneteceğinizin bir işaretidir. Ve şuna da katılmıyorum. Tabii ki bu ülkede artık söylediğim gibi hem siyaset iki kutuplu eksen üzerinde tartışılıyor. Yani herhangi birisi bir yorum yaptığında ya AK Partili oluyor, değilse de CHP'li oluyor. Şimdi AK Partili olmayanlar çok acımasızca itham ediliyorlar. İşte ya FETÖ'cüsünüz, ya şusunuz, ya busunuz. CHP'li olmayanlar da AK Partili olmakla itham ediliyor. Şimdi şöyle bir şey de söylemek isterim. Olayı kişiselleştirmek istemem ama aynı Sayın Ümit Özdağ da bizi geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti'ye yakın olmakla suçlamıştı. Biz İstanbul seçimlerinde ki net olarak açıklamıştık. Semin kazananı bellidir. Bizim için seçim bitmiştir. Ama yani biz de bir siyasi parti olarak kendi irademizle, ilgili kurullarımızın aldığı kararlarla yönetiliyoruz. İstanbul adayını CHP'nin ya da İYİ Parti'nin desteklediği bir adayı destekleme gibi bir mecburiyetimiz de olmadığından dolayı, ama gayet net bir şekilde de açıklamamızı yaptık. Zaten seçim sonucu belliydi ve buna istinaden bizim AK Parti'yi desteklemiş olacağımız manası çıkarıp bizi AK Partililikle suçlamıştı Sayın Özdağ. Bugün gelinen noktada bakın kendi partililer bile onu AK Partili olmakla suçluyor. Bunu niye söyledim? Yani bu ülkede artık doğru ve yanlış ekseni üzerinden konuşamıyorsunuz. Neticede onun da bir fezlekesi olduğu mecliste, işte bu fezleke üzerinde AK Partililerin kendisini tehdit ettiği mealinden üstü kapalı, ki yine kendi partililerin iması bu. Ya bizi AK Partili olmakla suçlayan sayın vekil de bugün AK Partili olmakla suçlanıyor. Fakat bu çok önemli bir iddiadır. Ve bunun üzerinde durulması gerekir. Ben de anlayamıyorum. Yani hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önceki konuşmamda da belirttim. İstanbul gibi iddialı olduğunuz bir şehirde il başkanlarınızın, yani hem tabanınızdan hem seçmen kitlenizden hem de partinizin ilgili kurullarından milletvekilleri, yani yoldan geçen herhangi bir parti sempatizanınız değil bunlar. Onların eleştirilerine rağmen bunlara sahip çıkılması ve özellikle söyledim, yani mesela bayram kutlamalarında Atatürk'ün hiç anılmaması, hiç hatıra bile gelmemesi, bunlar önemli detaylardır. Yine ana muhalefet partisiyle ilgili de biliyorsunuz FETÖ'nün belli unsurları partiye bir şekilde müdahil oluyor mu olmuyor mu tartışmaları vardı. Biz hep birlikte saltı doğru ve yanlış üzerinden düşünüp bir siyasi arınma, özellikle bu tarikatlar, cemaatlerden siyaseten oy ya da farklı destekler bekleme noktasından uzaklaşmadığımız sürece, tüm siyasi partileri kastediyorum, bu yani kısır döngü içinde kalırız. Evet. Ve siyaseten de çok ilerleyemeyiz ve farklı sıkıntılarda yaşamamız muhtemeldir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Tambova. Sayın Çiçek, siz de devam edelim. Sayın Tambova'nın bıraktığı noktadan, işte CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlığı'nın İstanbul İl Başkanlığı tartışmalı, şaibeli isimleri devam ettirmesi ya da bunlara sahip çıkmasını siyaseten yanlış bulduğunu söyledi. Siz eski bir CHP milletvekili olarak CHP'de FETÖ'nün etkisi olduğunu ya da FETÖ'nün buraya girmeye çalıştığını, sızmaya çalıştığı noktasında bilgi ya da duyuma sahip misiniz? Ve bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun örneğin Kaftancıoğlu hakkında, İYİ Parti'nin de Kavuncu hakkında ısrar etmesi, sahip çıkması il başkanlığını nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun. Şimdi öncelikle 2010 öncesi Hakim Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bir düzeltme yapayım. Tabii 5 kişilik Hakim Savcılar Yüksek Kurulu, ki 200 sefer tutuklandığımda onlarla da 5 ile de görüşme imkanım oldu. Sonra bunlar görev yapamaz hale geldi. Dönemin Adalet Bakanı toplantıya çağırmadı. Mesela Osman Şanal Erzincan'da Cihaneri Odası'nda tutuklayan FETÖ mahkumu şimdi
yetkiler alındı diye o 5 kişilik hakim savcılar yüksek kurulu tarafından. Sadullah Ergin sabahın 6'sında ona sahip çıktı. Hakim savcılar kurulunu, başkanı olduğu kurulu yerlere vurdu. Yani o dönemde böyle biraz önce söyledim. Hakim savcılar üzerinde Adalet Bakanlığı'nın kanalıyla siyasi iktidarın nüfusu çok yüksek. Zaten Türkiye'nin temel sorunu da bu. Şimdi bundan siyasi partilere gelmek istiyorum. Evet. Şimdi diyelim ki İYİ Parti'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı veya danışmanı FETÖ'cü. Bu yargının kolluğun elinde delilleri var. Yarın sabah evini basar, alır götürür. Peki aynı şeyi MHP'de veya AK Parti'de böyle bir sabıkalı, böyle bir şüpheli varsa yargı yapabilir mi, kolluk yapabilir mi? Adalet Bakanlığı'na bağlı yargı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk, Cumhurbaşkanı'nın müsaadesi olmadan, onayı olmadan böyle bir şeyi Türkiye'de yapabilir diyorsanız, Türkiye'de yargı tam ve bağımsızdır diyebiliriz. Diyebiliyor musunuz? Bak, vicdanınıza sesleniyorum. AK Parti'de ve MHP'de FETÖ'cü olmaz ki. FETÖ'nün hedef aldığı partilerdir AK Parti ve MHP. Yapabilir, ne işi var FETÖ'cünün AK Parti ve MHP'de? Sayın Arbarak yapabilir bakın, diyor. Tabii ki yapabilir şimdi ya. Şimdi bakın. FETÖ'nün bir tane örnek verin. Dinleyelim hepsi ama ayrıldı, döküldü uzakta zaten. Için, evet. Buyurun Sayın Şey. Bir örnek verin. Şimdi İstanbul İl Başkanı hakkında soruşturma açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı hakkında karar verildi, hüküm verildi. Yarın Yargıtay onaylarsa veya istinaf hangi safhada bilmiyorum. Alırlar, hapsederler veya görevden düşer, kamu hizmeti yapamaz hale gelir. Çünkü bir yıldan fazla hapis cezası aldığı zaman siyaset yapamaz. Dolayısıyla bunun yargı kanalıyla muhalefetteki suçluların, varsa suçluların tasfiye edilmesi, sistemin dışına atılması mümkün. Ama ben 11 yıldır, 12 yıldır yaşamış bir cumhuriyet aydını olarak, bir siyasetçi olarak aynı şeyi Cumhur İttifakı'ndaki bir siyasetçiye, bir il başkanına ne yazık ki Sayın keşke Çiçek, yapabilse. Cumhur İttifakı'na mensup hiçbir yargının, il başkanına bir AK Parti kurucusu, bir MHP kurucusu FETÖ'cü diye iddiada bulundu mu? Lütfen karıştırmayalım Sayın Çiçek. Peki ben bulunuyorum, suç duyurusunda bulunuyorum. Söyleyin, ben yaşıyorum. Kim, Sadullah kim? Ergin diyorum. Sadullah Ergin FETÖ yargısına sahip çıktığı için devlete... Ama hakim Sadullah Partisi'nin genel başkanımızın yanında olanların yanında. Suç duyurusunda bulunuyorum. Bakın. Suç duyurusunda bulunuyorum. O gece yarısı meclis operasyon yapılmıştır. Askerler FETÖ'cü hakimlere teslim edilmiştir diye suç duyurusunda bulunuyorum. Takipsizlik veriliyor. Takipsizlik veriliyor. Şu anda onlarca delil var. Dinliyorum. Yani Sadullah Ergin hakkında suç duyurusunda yapıyorum. Onun hakkında takipsizlik veriliyor. Niye bilmem yani? Yargının kararı. Yani demek ki bir soruşturma yapıyoruz. Ama işte yani bakın. Siz Mustafa Bey bak vicdanlı bir insansınız. Eyvallah Sayın Şükrü. Muhalefetteki hiçbir kimse iktidar yanlısı şahıslar gibi rahat konuşamıyor. Nasıl konuşamıyor efendim? Akşama ya, kadar Kemal, küfür ediyorlar ya. Sayın Cumhurbaşkanımızdan vazgeçtik. Eşi hanımefendiye Kemal bir hakaret ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'e hakaretten kaç kişi tutuklu? İkisi de genel başkan. Efendim, Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Birisi Cumhurbaşkanı, devletin genel başkanı temsilcisi. Ya, olur mu? Aynı Meral zamanda AK Parti genel başkanı. Ama ikili tartışma Meral Hanım'a niye hakaret etsinler? Bir sıfatı yok ki. Sayın Albayrak lütfen. Şimdi beni vurgulayacağım konu şu. Evet. Son cümlenizi alın. Türkiye'deki Sayın Dikmen ve Sayın Albayrak'a da söz vermem gerekiyor. Bu konulardaki temel sorun Türk yargısının iktidardan yürütmeden tarafsız ve bağımsız olmamasıdır. Bunu çözdüğümüz takdirde bu tür küçük tartışmaları çözemeyiz. Tabii kurumsal örgütlerde hakkında iddialar olan bir şahsın süratle istifa etmesi veya açığa alınması lazım. Evet. Benim hakkımdaki iddialar 2009'da o taklit imza sahte plana rağmen benim görevim değiştirildi başka yere, soruşturmanın selameti açısından bunun kural olarak yapılması lazım. Bunu yapmayan İYİ Parti yanlış yapmıştır. Evet. Bunu da açıklıkla söylemek lazım. Sayın Albayrak sadece bir dakika yanıt anlamında, sonrasında Sayın Dikmen'e söz vereceğim çünkü süremiz de sonuna geliyor. Şimdi ben Sayın Çiçek'in gerçekten hep söylüyorum yerli milli ve kumpasa uğramış mağdur bir siyasetçimiz ve eski bir askerimizdir. Kendisi vatansever, gıptayla bizim takdir ettiğimiz bir insandır. Ama söyledikleri çok adaletsiz şu anda. Bir defa AK Parti'nin herhangi bir il başkanı hakkında AK Parti kurucusu ama birisi... Ama şunu diyor Sayın Çiçek. Sadullah Ergin sadece şimdi Sadullah Ergin de AK Partili değil. Sadullah Ergin nerede şu anda siyasi mevzu olarak? Suç duyurusunda bulunuyorum buradan diyor. Açık devlet Sadullah... açılmıyor diyor. Böyle bir bakın o zaman başka bir şey. Demek ki AK Parti düşmanları yine halen hakim.
yargıda. Bir şey diyorsun. Çünkü Sadullah Ergin, Sayın Çiçek'in halen CHP üyesidir bildiğim kadarıyla. Ki kulislerde Sayın Çiçek'in ismi yeni oluşumlarda geçmektedir. Vakitte olsa da onu da söylesem. Sayın Çiçek'in genel başkanı Kılıçdaroğlu... Yeni oluşum derken Sayın Çiçek'e de sorun yani Sayın Muharrem'in İnce ile ismi geçiyor Sayın Çiçek. Biz Atatürk'ün kurduğu partide, ilkelerini belirlediği partide siyasete girdik. Bu partide siyasete devam edeceğiz. O kulislere filan tamam, aldanmayın. Memnuniyetle. Ben de onu söylüyorum. Sayın İnce ile isminiz geçti mi efendim? Böyle bir durum var mı? Sayın İnce Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yaptığı sürece desteklerim yani. Evet. Ama ayrı bir parti kurarsa o zaman yeni bir durumdur. Ona göre Türkiye Cumhuriyetçi Partisi geliyor. Ben o zaman müjdeyi veririm Sayın Şişe. Türkiye Cumhuriyetçi Partisi'ymiş. Böyle bir kulis bilgisi de vardı Sena Al, ben onu da paylaştım. Neyse tamamlarsanız. Tamam. Özdağ hakkında da bir kulis vardı diyordunuz galiba. Evet. Yine Sayın Ümit Özdağ'ında iki kulis var onunla ilgili. Sayın Özdağ ya Muharrem İnce ile Sayın Muharrem İnce ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Partisi TCP ile kurulacak olan birlikte hareket edeceği söyleniyor. Ki Sayın Çiçek'in de ismi geçiyor bu kulislerde. Ama yok diyor. Doğrudur. Sayın Çiçek yok diyorsa yoktur. Kulisimiz yanlıştır o zaman. Bir de Sayın Özdağ'ın eğer Sayın Muharrem İnceli olmazsa ayrı bir parti. Yani kuracağı İyi Parti ve sonların olayı. Teşekkür ediyorum. Ben ama şeyi söyleyemedim. Sayın Sadullah Ergin'in suçu var mı yok mu ben bilemem. Ona yargı kararı verir. Ama Sayın Ergin şu anda AK Parti'de değil. AK Parti'den istifa etmiş ve kimle beraber? Sayın Çiçek'in genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyor. Edenlerle birlikte. Yani Deva Partisi'yle birlikte. Ve Gelecek Partisi'yle birlikte hareket ediyor. Evet. Sayın Dikmen, son 2 dakikam kaldı. Siz de artık 2 dakikada son sözlerinizi almış olun. Programı da kapatacağız. Buyurun Sayın Dikmen. Teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek lazım. FETÖ, merkezi Pensilvanya'da olan ABD Gladius'un, ABD'nin Gladius'un terör örgütü. Dolayısıyla FETÖ kendine Türkiye Cumhuriyeti'nde çeşitli siyasi partilerde vücut aramaya devam edecektir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi bastırıldıktan sonra siyasi partilere operasyon yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi bölündü, içinden İyi Parti çıktı. AK Parti içinden 2 tane parti çıkardılar. Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde HDP ile kenetlediler. Yani bütün bu gelişmeler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yeni iktidar planlarını ortaya çıkarıyor. Bakın son dönemde yayınlanan Rand Corporation raporunu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Serdar Üstlük çok güzel özetledi. Onu muhakkak bütün katılımcıların da okumasını rica ediyorum özellikle. Bunlar böyle bir iki tane kendini bilmezin yazdığı raporlar değil. Amerika böyle düşünce kuruluşları üzerinden bütün diğer ülkelere dair görüşlerini ve gelecek planlarını ortaya koyuyor. Ve Rand Corporation raporunda diyor ki Türkiye'de bir yaratıcı yıkıcılık yaratacağız. İktidar muhalefet üzerinden o yaratıcı yıkıcılıkla birlikte yeni iktidar seçenekleri yaratacağız diyor. Türkçe mealini söylersek ya da anlatmamız gerekirse. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde FETÖ yeniden nasıl vücut bulacak? İşte sırları burada ortaya çıkıyor. İşte bu muhalefetçilik üzerinden kendine vücut bulmaya çalışıyor. Ha, burada şunu söylemiyorum. O siyasi partiler FETÖ'cüdür demiyorum. Ama FETÖ ile işbirliği yapıp yapmayacakları kendi ferasetlerine kalmıştır. Yani dolayısıyla bugün HDP ile yan yana gelmeye devam ederseniz, evet, Amerika'nın yaratıcı yıkıcılık tanımlaması içerisinde yer alırsınız ve Türkiye'nin karşısına düşersiniz. İşte bugün yine FETÖ'nün çeşitli kuruluşlarında yer almış insanları siyasi partinizde önder konumlarda tutmaya devam ederseniz, evet, işte o zaman siz Amerika'nın yeni iktidar planları içerisinde yer alırsınız ve FETÖ olmazsınız, başka bir şey olursunuz. Ama Türkiye'nin içinde yer alan bir vatansever kuvvet olmaktan çıkarsınız. Dolayısıyla siyasetçilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkürler Sayın Cem Dikmen, Vatan Partisi MYK üyesi, Sayın Mustafa Albayrak, araştırmacı yazar, Doktor Sayın Dursun Çiçek, eski CHP milletvekili ve Sayın Dilara Tamboğa, DSP Genel Başkan Yardımcısı. Değerli izleyenler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm konuklarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte yine karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.